hem İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne hem de Taşkent Devlet Şarkinastik Üniversitesi Türkçinastik bölümüne böyle bir organizasyonu düzenledikleri için teşekkür ederim ve böyle güzel bir organizasyonda bana da yer verdikleri için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi bu zamana kadar Türkoloji derslerinin 6 dersini işledik. Eski Türkçe yani Orhon ve Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesini geçen hafta anlattılar hocalarımız. Bu haftada 7. derste Eski Anadolu Türkçesini anlatmaya çalışacağım sizlere. Assalamu aleyküm hürmetli dinleyiciler. Assalamu aleyküm tatbikatçılar. Şarşınaslık Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi dinleyicileri. Bugün 7. dersimizin 7. kısmı gel. Hoş gelipsiz. Derslerimizin EU Çağdaş Türk Lehçeleri YouTube kanalından ham tamaşa kılışınız mümkün. Bundan aldığınki derslerimizde Orhun Türkçesi, pardon, Türkologiye giriş, Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi, yani Orhun Türk Yiğiteli ve Uygur Türk Yiğiteli, Karahanlılar Türk Devri Türk Yiğiteli, Harezm Türk Yiğiteli ve Çağatay telleri hakkında maruzalarımız oldu. Bugünkü derste ise, bugün 7. kısımdamız, bugün Eski Anadolu Türk Yiğiteli'ye toktalıp ötemiz. Bugünkü mehmanımız Yıldız Teknika Üniversitesi'den tatbikatçımız Funda Şan ustazımız bo'ladilar ve bugün biz Eski Anadolu Türkçesi Türkiye'deki namı bilen Eski Anadolu Türkçesi eğer Özbek diliga tercüme qiladigan bo'lsak Eski Anadolu Türkiye dili hakkında malumat berib o'tamiz. Hocam bir küçük bir açıklama verebilir miyim? Tabii, buyurun. Bunun aldığı dersler Kök Türkçe, Uygur, eski Uygur yazığı, eski Uygur dili, Çağatay dili, Xorazm, Türkiye devri Türkiye dili ve Kıpçak Türkiye dili. Elbette Özbekistan'da malum miktarda bu derslerin til tarihi derslerde beriliş hakkında malumatımız var. Lekin Eski Anadolu Türkiye dili ham judayam muhim davrlardan biri hisoblanadi ve Özbekistan'da Özbek tili ve edebiyoti fakültetlerde bu dersini ham berilishi ancha muhim deb o'ylaymiz. Bugün bu haqda bizning mehmonimiz Fundashan ustozimiz hikoya qilib beradilar ve bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Başlayabiliriz hocam. Evet, dediğim gibi bugünkü dersimiz Eski Anadolu Türkçesi olacak. Normal şartlarda biz Türkiye'de genellikle üniversitelerde 2 dönem boyunca okutuyoruz Eski Anadolu Türkçesini. Yani ilk dönem 13. 14. yüzyıl ve ikinci dönem 15. yüzyıl olmak üzere. Ama bugün sizlere yaklaşık 2 saat bir süre içerisinde biraz aslında hem gramer özelliklerinden hem ilk Türkçe eserlerden hem de biraz metin örneklerinden bir şeyler sunarak 2 saatte toparlamaya çalışacağız aslında. Türkiye'deki Türk Dili ve Edebiyatı fakültetlerde Eski Anadolu Türkçesi dersleri 2 semestr mabayında beriladi, bazen 1 semestr. Bu yılda birinci semestrde 13. 14. asırlarga ait manbalarga karaladı ve ikinci semestrde 15. asırga ait manbalarga karaladı. Elbette hazır ki 2 saatlik ders mabayında bu 2 semestrlik ya ki 1 semestrlik dersini çöntürüş qiyin. Lekin muhim kısımları bilen matinler ve gramatik hususiyetler hakkında malumat berişge harakat qilamiz. Evet. Şimdi Türk dillerinin gelişim haritasına baktığımızda Talat Tekin ve Mehmet Ölmez hocanın hazırladığı Türk Dilleri kitabının sonunda yer alan haritaya baktığımızda bugüne kadar aslında Türkoloji derslerinde, bugüne kadar işlenilen derslerin yani Orhun, Eski Uygurca, Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Çağatayca'nın hemen hemen benzer birbirine yakın durduğunu ancak Eski Anadolu Türkçesinin biraz daha farklı bir koldan geliştiğini görüyoruz bu haritada. Türk dillerinin rivojlanish haritasiga qaraydigan bo'lsak, Talat Tekin ve Mehmet Ölmez'in Türk dilleri kiriş kitabından alingan harita bu. Bu haritaga qaraydigan bo'lsak, bugungacha ishlangan dersler eski Türkçe, Orhun Türkçesi, eski Uygurça, Qoraxoniylar davri Türkçesi, eski Kıpçakça Türk dili, Xorazm Türkisi ve Çağatay Türk dilleri ona Türkçenin bitta yo'nalishidan, bitta tarmog'idan kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin eski Anadolu Türk dili ise boshqa yo'nalishdan, boshqa tarmoqdan kelayotganligini bu haritada ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Tabii sözlü olarak yani konuşma dili olarak aslında eski Anadolu Türkçesinin eski dönemden beri konuşulduğunu söyleyebiliriz. Ama yazı dili olarak yani elimizdeki en eski metinler 13. yüzyıldan eskiye gitmiyor. Bu yüzden de aslında eski Anadolu Türkçesini 13. yüzyıldan başlatıyoruz. Çünkü yazılı metinler bizim 13. yüzyıldan öncesine ait değil, yok. Aslında sözleşme dili sıfatı da Oğuzca'nın ya ki şey, eski Anadolu Türkçesinin aldınrak sözleşme sıfatı istimalde bulgenliği hakkında oylaşımız mümkün. Lekin yazma menbeler 13. asırdan aldıngı devirlerde kurulmagenliği için, uçuramagenliği için bu devirini 13. asırdan itibaren başlayıp hesaplatamız. Lekin aslında yazma menbelerden aldın sözleşme dili sıfatı işletilgen deyip oylaşımız mümkün. Evet. Şimdi o zaman genel olarak biz eski Anadolu Türkçesini Oğuzların dili olarak kabul edip Anadolu'da kullanılan ilk aslında yazı dili olarak düşünebiliriz. Yani Türkçenin Anadolu'da kullanılan ilk yazı dili olarak tarif edebiliriz eski Anadolu Türkçesini. Ve genel itibariyle eski Anadolu Türkçesi dediğimiz dönem 13. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasını kapsar. Bu tabii genel itibariyledir. Çünkü istinsahlar 16. yüzyıla devam edebilir ama genel itibariyle 13. ve 15. yüzyılda Anadolu'da yazılan eserleri biz eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış eserler olarak kabul ediyoruz. Oğuzlarning Anadolu'ya ko'chgandan keyingi davrda ishlatgan yozma tili sifatida eski Anadolu Türk tilini aytishimiz mumkin. Albatta undan oldingi davrda so'zlashuv sifatida ishlatilgan bo'lishi mumkin, lekin Anadolu'ga kelgandan keyin Oğuzlar shu tilda gaplashgan va shu tilda yozgan deb hisoblanadi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, 13. va 15. asrlar orasidagi yozilgan manbalardan bu til haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Albatta, nusxalarni, o'sha qo'l yozmalarini ko'chirgan kishilar 16. va undan keyingi asrlar 16. asrlarda ko'chirilgan bo'lishi mumkin, lekin bu asarlarning o'sha yozilish tarixi sifatida 13. va 15. yüzyıllarını bu davrga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Tabii eski Anadolu Türkçesi biraz oturmuş bir terim artık ama bunun dışında farklı adlandırmalar da mevcut çeşitli araştırmacılar tarafından. Mesela Osmanlıca'dan önceki dil olduğu için eski Osmanlıca terimi kullanılmış Karl Brueckelmann, Saadet Çağatay ve Mecdut Mansuroğlu tarafından. Ya da mesela Timur Taş genellikle eski Türkiye Türkçesini yani Türkiye Türkçesinin aslında tarihi dönemini kapsadığı için eski Türkiye Türkçesi ifadesini kullanır. Ahmet Beycan Erciresun da yine Oğuzların dili olduğu için eski Oğuz Türkçesini kullanır. Ancak hani Anadolu'da kullanılan Türkçe olduğu için bu eski Anadolu Türkçesi biraz daha artık sanırım araştırmacılar arasında da oturmuş durumda. Yalnız burada dikkat edeceğimiz hani eski Anadolu'nun aslında dili değil, Anadolu'nun eski Türkçesi anlamında aslında kullanıyoruz daha çok ifadeyi. Tamam. Bu davrning bunaqa atalishi bu atamaning sababi haqida aytib o'tdilar. Bu atama aslida eski Anadolu Türkiy tili, ya'ni eski Anadolu Türkçesi termini Türkiye'de hozir qabul qilingan termin hisoblanadi. Bu atama bo'yicha bu atama qilinayotgan tadqiqotlar va boshqa ishlar bu atamani qabul qilgan holda amalga oshiriladi. Faqat albatta bu davr haqida boshqa atamalar bilan atash nimasini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Karl Brokelman, Saodat Chog'atoy va Majdud Mansuroğlu tarafidan eski Osmonlicha, eski Osmoniylar Türkiy tili sifatida ham nomlanadi. Buning sababi chunki Osmonlicha undan keyingi davrda hisoblangan bo'lganligi uchun eski Osmonlicha deb shunday aytilgan. Faruk Temurtaş tomonidan eski Türkiye Türkçesi deb aytiladi. Bu eski Türkiye Türk tili, hozirgi Türk tilining otasi bo'lganligi uchun shu nomni berib nima qiladi. Ahmet Bijan Ercilasun tomonidan esa eski Oğuz Türkçesi deb aytiladi. Bu termin ishlatilgan. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bu eski Anadolu Türkçesi termini eski Anadolu'nun Türkçesi emas, aslida Anadolu'da ishlatilgan eski Türkçe degan ma'noni anglatadi. Evet,
Biraz kısaca etimoloji üzerine aslında bunun öncesinde de sonrasında da çok fazla görüşler öne sürüldü ama bu kısaca biraz değinmek istiyorum bu duruma. İlk başta aslında ilk süt anlamında yani Uygurca Oğuz Kağan Destanı'nda ilk süt anlamında geçtiği için Oğuz şeklinde geçtiği için bunun aslında ilk süt manasına geldiği düşünülmüş. Daha sonra yine Uygurca Oğuz Kağan Destanı'nda hani ben sarayda doğduğum için adım Oğuz oldu şeklinde bir görüş var ama bu konuda da aslında araştırmacılar arasında bir netlik yok. Hani nasıl bir bağlantı var bu isim ve sarayda doğması arasında bu da net değil. Daha sonra belki en aslında akla yatkın olanı Nemeth'in görüşü. Ha, ondan önce bir de Margaret'ın görüşü var. Yani ok ve uz kelimelerinden ve yani okulu adamlar şeklinde çevirmiştir mesela. Ancak uz kelimesinin adam anlamına gelen bir anlamına rastlanmamıştır. Bu yüzden de bu görüş de çok kabul edilmiş. Son olarak da işte Nemeth'in aslında ok, işte boy kabile anlamındaki ok ile eski bir çokluk eki olan Z'nin birleşimiyle boylar, kabileler şeklinde düşünülmüştür. Ama bu da dediğim gibi çok net değil. Bu görüşe de karşı çıkan yine araştırmacılar vardır. Yani etimoloji konusu biraz hala belirsiz bir konu diyebiliriz. Oğuz isminin etimologiyası, kelip çıkışı hakkında aytadigan bolsak, birinci tahminge göre ilk süt manasını bildiradi deb oylangan. Uygurca Oğuz Qalgan dostanida osha Oğuz sözü Oğuz şeklinde uçraydı. Lekin Divan Lugat Türk'te ilk süt manasındaki sözünün Oğuz şeklinde yazılgan ikenlik için bu fikir keyinçelik bu fikir devam etmegen. Uygurca Oğuz Kağan Dastanı'nda Oğuz Han dünyaya kelgenden keyin bir yıldan keyin gapirip başlaganını sarayda tolganligim üçün Oğuz ismim Oğuz degen ifadesi var. Lekin bu nima ham bu izoh ham unchalik bizga nima ko'p fikir bermaydi. Keyingi taxminlardan biri esa oq sözü va uz ya'ni odam ma'nosiga keluvchi uz so'zini birlashtirib, ya'ni Marquardt'in nima taxminiga ko'ra bu sözler birleşken oklu adamlar degen mananı bildiradi degen tahmin var. Lekin Türk dilde, Türk dillerde adam manası gekeli uçu, adam manasını bildiri uçu uz degen söz uçuramaydı. Şunun için bu fikir kabul kılınmagen. Nemet'nin tahminine göre Türkçedeki ok sözü kabile, kavim sözü bilen birgelikte juda eski ko'plik qo'shimchasi bo'lgan z qo'shimchasining birlashishi natijasida oq uz ya'ni qavmlar, qabilalar degan ma'noga keladi degan taxmin ko'proq qabul qilinayotgan taxminlardan biridir. Lekin albatta bu etimologiyani qabul qilmaydigan tadqiqotchilar ham mavjud. Evet, dediğim gibi hani Oğuzca dil olarak hani Eski Anadolu Türkçesi evet 13. yüzyılda başlıyor. Ama biz Oğuz ismine yani Oğuz boyuna eski Türkçe kaynaklarında da aslında rastlıyoruz. Yani mesela Yenisey yazıtlarında, Köktürk yazıtlarında ya da özellikle mesela Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügati Türk adlı eserinde özellikle Oğuzca unsurlara da değiniyor Divan-ı Lügati Türk'te Kaşgarlı Mahmut. Ve Oğuzca'nın işte Karahanlı Türkçesiyle aslında ortak özellikler taşıdığını ancak hani kendine özgü de bazı ses ve biçim özellikleri olduğunu kaydediyor Kaşgarlı Mahmut. Yani aslında 13. yüzyıl öncesinde de biz Oğuzları görüyoruz diğer Türk boyları arasında. Oğuzca manbalarning o'sha 13. asrda uchrashiga qaramasdan Oğuz termini, Oğuz sözü aslida ondan oldingi davrda yozilgan manbalarda ham uchraydi. Masalan, Yenisey obidalarida Oğuz so'ziga duch kelishimiz mumkin. Ko'kturk obidalarida ham bu Oğuz so'zi uchraydi. Bundan tashqari Mahmud Qoshg'ariyning Devon Lug'at Türk asarlarida Türk dialektlarining xususiyatlarini berayotgan chog'ida
Oğuzca elementlerge, Oğuzca unsurlarga ham toxtalib o'tgan. Oğuzca Qaraxaniylar Türkiye tili bilen umumi xususiyetlerge ega. Lekin o'ziga xos bazı fonetik ve morfologik xususiyetler, yani fonetik morfologik yani tovuş ve şekil xususiyetleri bor degan sözünü aytib o'tadi. Evet, şimdi biraz kısaca siyasi durumunu aslında değinmek istiyorum Oğuzların. Çünkü biraz nasıl geldiler Anadolu'ya ondan bahsetmek istiyorum. Bir kere ilk başta Göktürk ve Uygur devletlerinin içinde aslında yine önemli bir askeri ve siyasi unsur olarak yaşıyorlardı. Ancak 13. yüzyılın başlarında Hazar Denizi ile Aral Gölü civarında merkezi Yengi kent olan Oğuz Yabgu Devleti'ni kurarlar. Ve 11. yüzyıldan sonra da işte Moğol istilası, Haçlı seferleri derken çeşitli sebeplerden dolayı aslında batıya doğru bir göç yaptıklarını görüyoruz. Bu göç sırasında tabii bir bölümü Maveraünnahir'de yerli halklara karışıyor. Bir bölümü ise Horasan'a gelip işte Gazneli Mahmut ile savaşarak Büyük Selçuklu devletini kuruyorlar. Ve daha sonra ise bu Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Alparslan önderliğinde işte 1071 aslında hepimizin tarih kitaplarından bildiği 1071 Malezgirt Savaşı'yla beraber Anadolu'ya geliyorlar ve Anadolu'da da Anadolu Selçuklu devletini kuruyorlar. Tabii Anadolu Selçukluları 1243 Kösedağ Savaşı sırasında Moğollara yenilince iyice güç kaybediyor ve 1308 yılında da Anadolu Selçuklu Devleti yıkılıp yenine Anadolu'da bağımsız küçük devletler kurulmaya başlıyor. Tabii Osmanlı Beyliği de bu küçük beyliklerden biri. 1299 yılında kuruluyor Osmanoğulları Beyliği ve zamanla aslında diğer beyliklerin de topraklarını alarak özellikle İstanbul'un fethiyle de büyük bir imparatorluğa dönüşüyor diyebiliriz. Yani Oğuzların aslında geçmişini Orta Asya'dan Anadolu'ya yolculuğunu kısaca bu şekilde anlatabiliriz. Oğuzlarning siyasi ahvoli, Oğuzlarning siyasi situatsiyasi haqida, vaziyat haqida aytadigan bo'lsak, bu juda ham muhim, chunki Anadolu'ga kelgan Türklarning, Türkiye qavmlarining joylashuvi haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ko'k Türk va Uyg'ur davlatlarining ichida juda muhim askariy va siyosiy element sifatida Oğuzlar yashashgan. 10. asrning boshlarida Xazar dengizi va Oral ko'li atrofida markazi yangi kent hisoblanuvchi Oğuz Yabğu davlatini qurishgan Oğuzlar. 11. asrdan e'tiboran Moğol istilosi va boshqa sabablar natijasida g'arbga tomonga ko'cha boshlaydilar. Bir qismi esa o'sha Oğuzlarning bir qismi Anadolu'ga ko'chgan bo'lsa, bir qismi Moronahrda qolib, u yerdagi mahalliy xalqqa qo'shilib ketadi. Bir qismi Xurosonga keladi. Xurosonga kelgandan keyin Mahmud G'aznaviyni yengadi. Dandanakan urushi deya Türk tilida Dandanakan urushi deyiladi bunga. Va buyuk Saljuqiylar davlatini quradi. 1071 yılda Malazgirt urushi bilan urushida buyuk Saljuqiylar davlati hukmdori Alparslan rahbarligida Anadolu'ya kelishadi va Anadolu'da Anadolu Seljuqiler devletine asos salışadı. Anadolu Seljuqiler devleti 1243 yılda Kuşadağ uruşu Moğollarga yengiladi. Ve 1308 yılda Anadolu Seljuqiler devleti inqirozga uchraydi ve bundan keyingi davrlarda müstakil Anadolu bekliklere teşkil topa başlaydı. Yani kichkina müstakil beklikler vücutga keladi. Bundan keyingi davrda, masalan, 1299 yılda Osmanlı beklari ham, ya'ni Usmoniylar ham bu beklardan bittasi edi. 1299 yılda qurilgan Osmonovullari bekligi, ya'ni bu bir beklik edi. Keyinchalik beklikler, boshqa bekliklarning ham hududlarini o'z ichiga olib, o'sha İstanbul'u olgandan keyin katta imperatorlikka aylanadi. Evet, burada da aslında kısaca üç haritayla göstermek istedim. Bu Orta Asya'daki o kurdukları Oğuz Yabgu Devleti,
Daha sonra burada bakın mesela Yengi Kent tam olarak şurada. Daha sonra buradan işte bir kısmı şurada ve Mavera Ünnehir'de kalarak yerli halklara karışıyor. Bir kısmı ise Gaznelileri yenerek Büyük Selçuklu Devleti'ni kuruyorlar orada. Daha sonra ise Alparslan önderliğinde Malazgirt Savaşı'yla da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuruyorlar burada. Ve daha sonra da gördüğünüz gibi Anadolu'da çeşitli beylikleri görüyoruz. Burada isterseniz çevirin hocam. Şimdi Tamam, biraz baştan. fazla hızlı gittim herhalde. Slaytları baştan alalım o zaman hocam. Evet, ben şey yapayım, geri alayım slaytı. Yok. Anadolu'ya gelen Türklerin o şey, koçuş schemasını, koçuş şeklini çönüş için hazır haritalarına karabotamız. Birinci haritaya karaydıgan bolsak, birinci haritada oşa Oğuz Yabğu Devleti'ni, çigarilerini koruşingiz mümkün. Oğuz Yabğu Devleti hazır korup durgan nimada koruşingiz mümkün. Hocam ikinci slayta geçebilir miyiz? İkinci slaytga e'tibor berseniz Yangi Kent hazır aytib o'tildi. Yangi Kentda o'sha yerda Moronahrda bir qism mahalliy aholiga aralashib qolib ketgan dedik. Bir qismi esa g'aznaviylar bilan urushib, g'aznaviylar bilan yengandan keyin Saljuqiylar davlatini quradi. Keyin Anadolu'ga kelgandan keyin Anadolu'da Saljuqiylar davlatini quradi. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin aslında yıkılmasıyla da Anadolu'da gördüğümüz gibi çeşitli beylikler kuruluyor. Anadolu o şey Seljukiler Devleti inkırazga uçuragenden keyin Anadolu'da o şey müstakil kiçkine beklikler vücutke geladı. Evet, burada Eski Anadolu Türkçesinde aslında daha çok Germiyanoğullarının ve Aydınoğullarının himayesindeki şair ve yazarların daha çok eserler verdiğini söyleyebiliriz. Tabii 15. yüzyıldan sonra da Osmanlı İmparatorluğu'nun artık Osmanlı Beyliği'nin imparatorluğa dönüşmesiyle de Osmanoğullarının daha çok önem kazandığını söyleyebiliriz. Bu beyliklerge itibar beredigen bolsa Germiyanoğulları ve Aydınoğulları devrede o beyliklər, bu beyliklər Eski Anadolu Türkçesi de yazılgan manbeler o beyliklerinin hamiliği de amelge aşken ikenliğini koşumuz mümkün. Lekin 15. asırdan keyin Osmanlı oğulları beyliği küçeygenden keyin elbette o beyliktegi eserlerinin o şey koprak asar bere başlagendiğini konuşmamız mümkün boladı. Evet, üç dönemi aslında Türkiye'de genellikle üç döneme ayırıyoruz Eski Anadolu Türkçesini. Birincisi Selçuklu dönemi, ikincisi Anadolu Beylikleri dönemi ve son olarak da Osmanlıca'ya geçiş dönemi olarak düşünüyoruz. Bu dediğim gibi yüzyıllar hafif oynayabilir aslında. Çok net değil. Dili bu kadar hani net dönemlere tabii ki ayıramıyoruz metinleri de. Çünkü istinsahlar devam ediyor vesaire. Ama genel olarak bu üç döneme ayırabiliriz. Ancak burada dikkatimizi sadece şuna çekmek gerekiyor. Bu Selçuklu dönemine ait elimizde hiç eser yok. Yani aslında Eski Anadolu Türkçesi dediğimiz dönem daha çok beylikler dönemiyle başlıyor diyebiliriz. Eski Anadolu Türk dilinin devirleştiriş meselesi ekledigen bulsak, bunu üçte asası devirge bölüş mümkün boladı. Birinci devri, Selçuklular devri, 10. 11. 13. asırlar. Anadolu beyliklere devri, 14. asır. Osmanlıca'ya ötüş devri, 15. 16. asırlar hesaplanadı. Elbette bu asırlar mutlak asırlar emas, bazen keyingi asrga o'tgan qismi ham bo'lishi mumkin, ya'ni shu yerda boshlanib shu yerda tugagan degan aniq ma'lumotni berishimiz mumkin emas, chunki buni ko'chiruvchi kishilar keyingi asrlarda yashagan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun asarlarga qarab buni topish mumkin bo'ladi. Faqat Saljuqiylar davriga oid asarlar yo'q. O'shaning uchun eski Anadolu Türkiy tilini Anadolu beyliklari davridan boshlab ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Evet. Şimdi de yazı dili olarak nasıl doğdu? Biraz ona bakalım aslında. Dediğimiz gibi elimizde aslında Selçuklu dönemine ait eser yok. Bu yüzden de aslında Selçuklu dönemi öncesinde, yani 12. yüzyıl öncesinde Oğuzca hakkında elimizde hiç eser yok. O yüzden de fazla bilgi yok. Yani fazla bilgi yok derken burada var olan bilgi de zaten Kaşgarlı Mahmut'a ait bir bilgi. Ama eser olarak dediğim gibi yani 13. yüzyıl öncesinde hiç eser yok aslında. Oğuzçanın yazma tel sıfatı da təşkil tapışıgı qareyimiz. Oğuzça yazma tel sıfatı da 12. asırdan aldıngı dəvri haqıda anıq köp malumatımız yok. Lekin malumat yok. Lekin Mahmud Qoşqarı'nın əsarıdagi bazı Uyğuzça haqıdagi malumatlar var albatta. Lekin toluq anıq bir manba haqıda ayta almayımız. Evet, 11. 12. yüzyıl arasında dediğimiz gibi Oğuzların aslında hakim olduğu Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları döneminde resmi dil aslında Farsçaydı. Yani Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları Oğuz soyundan olmalarına rağmen Oğuzcayı değil Farsçayı aslında resmi dil olarak kabul ettiler. Aslında muhtemelen yani zaten ya çok büyük bir ihtimalle Oğuzca aslında o yüzden de yazı dili haline gelmemiştir o dönemde. 11. 12. asırlar arasında hükümranlık yürütken Oğuzlar başçılık kılgan Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları devrede resmi dil Farsça hesaplanan, yani başka dil emas, aynen Farsça resmi dil sıfatı da istimalda bulganligi üçün ve köpçülük tahminler Farsçanın resmi dil sıfatı da istimalda bo'lganligi tufayli Oğuzca rasmiy til maqomiga erishmagan bo'lishi mumkin. Yozma til nimasini, shaklini o'sha paytda olmagan bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Şimdi dedik ki bu eski Anadolu Türkçesi ilk Oğuzların ilk yazı dili ve o yüzden de bu ilk dönem eserlerinde aslında biz hem Doğu Türkçesinin hem de Batı Türkçesinin özelliklerini görüyoruz aynı anda. Ve bazı araştırmacılara göre bu dönem aslında Oğuzca'nın Karahanlı Türkçesinden ayrılmaya başladığı ve yazı dilinde Oğuzca unsurların öne çıkmaya başladığı bir dönemdir. Bu yüzden de aslında bu ilk dönemde yani Eski Anadolu Türkçesinin yazılmaya başladığı ilk dönem eserlerine karışık dilli eserler yani hem Doğu hem Batı Türkçesini bir arada bulundurduğu için karışık dilli eserler ve bu karışık dilli eserlerin diline de Olga-Bolga dili denmiştir. Neden Olga-Bolga? Çünkü olmak ve bolmak yani bolmak daha çok Doğu Türkçesine ait bir kullanımken Eski Anadolu Türkçesinde olmuş, Batı Türkçesinde B düşerek olmak şeklinde olmuş. Ama biz aynı dönem metinlerinde hem olmak hem de bolmak ifadelerini aynı anda gördüğümüz için bazı araştırmacılar bu tür eserlerin diline Olga Bolga dili demişler. Eski Anadolu Türkiye dilinin ilk devirlerde yazılgan eserler hem Şarkı Türkçe, yani bizning Uzbek Türkçesinin ataları olgan eski devirlerinin xususiyetlerini ve Garbi Türkiye dilinin xususiyetlerini korsatadı. Bir de Garbi sözünün manası, yani Türkiye'de işletilgen Türkiye dil hakkında gap getirdi. Şarkı'dan ise Şarkı'da, yani biz Orta Asya'da işletilgen o şey Şarkı Türkiye dil hakkında gap keti yaptı. Bu paytda yazılgan eserlerde, o şey ilk devirlerde yazılgan eserlerde iki de tilning ham hususiyetlerini korşumuz mümkün bo'ladi. Şunun için bu eserlerini aralash tilli eserler deb ham aytishadi. Lekin albatta Oğuzca elementlerinin, Oğuzca unsurlarının ko'proq uchrashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu aralash tilli eserlerinin tilini başka termin bilan olga bolga tili ham değişadi. Bunun sebebi olga bolga tili de çünkü Türkiye'deki yani Oğuzca tillerdeki hususiyetke göre bolmak sözü olmak şekilde işletiladi, yani olmak.
bolmak dəgi B çüşkən deyip saplanadı. Demek ki, Uzbek dilində isə bolmak sözü işlətilədi. Bu əsərlərdə həm olmaq, həm bolmaq şəklinin birgəlikdə işlətilişi bu əsərlərinin əraləş dilli ikənliyi haqqında bəzi tədqiqatçıların, hatta köpçülük tədqiqatçılarının fikrigə, gelişigə, toxtamga gelişigə səbəb bolgan. Evet, yani aslında bir görüşe göre bu ilk dönem eserleri eski Türk dilinden yeni yazı diline, yani Oğuzca'ya geçiş dönemine temsil eden eserlerdir. Peki hangi eserler bunlar? Yani karışık dilli olduğu düşünülen eserler hangileri? Behçetül Hadayık, Ali tarafından yazılan Kıssayı Yusuf, Kuduri tercümesi, Kitabül Ferais ve Şerhül Menar eserlerini genellikle karışık dilli kabul etmiştir bazı araştırmacılar. Yani aralaş dilli əsərlərini sanaydıgan bolsak, bu dövr aslında eski Türkiye yazma dilinden yangi yazma dilge, yani Oğuzçaga ötüş dövrinin nimesi əsəri məhsulatı bolganligi üçün bu dövrdeki əsərlərge aralaş dilli deyişimiz mümkün. Aralaş dilli deyip təxmin qılınayotgan əsərlər Bahçetül Hadayık, Kıssayı Yusuf, Ali tarafından yazılgan Kuduri tercümesi, Kitab-ı Farayiz ve Şerhul Menar kitaplarını araleştirilen eserlerine kritik mümkün oladı. Peki kim bu karışık dilli eser ifadesini kullanıyor? Reşit Rahmeti Arat, Mecdut Mansuroğlu, Saadettin Buluç, Zeynep Korkmaz ve Mustafa Can Polat yayınlarında bu eserlerin karışık dilli olduğundan bahsederler. Burada da bu beş araştırmacı arasından Zeynep Korkmaz ve Mustafa Can Polat daha sonra yayınladıkları aslında yayınlarda bu görüşlerinden vazgeçtiklerini söylerler. Özellikle Zeynep Korkmaz bir kitabında bunun artık bir Selçuklu Türkçesi ağızları, yani karışık dilli eserler değil de o dönemdeki yazılan eserler için Selçuklu Türkçesi ağızları terimini kullanır. Tabii Reşit Rahmeti Arat, Mecdut Mansuroğlu ve Saadettin Buluç çok önceden vefat ettikleri için belki hani yeni çıkan, yeni bulunan eserler doğrultusunda onlar da belki bu görüşlerinden vazgeçeceklerdi ama şu an tabii vefat ettikleri için bu durumu bilemiyoruz. Ama en azından Zeynep Korkmaz ve Mustafa Can Polat'ın daha sonra bu karışık dilli eser görüşünden vazgeçtiğini biliyoruz. Karışık aralaştırılı eser terminini işletiyor tatbikatçılar namlarını koşingiz mümkün. Bunlar yani bu fikrini himaye kılıyor. Bu fikrin taraftarı bulgan kişiler Reşit Rahmeti Arat, Mecdut Mansuroğlu, Saadettin Buluç, Zeynep Korkmaz, Mustafa Can Polat kabi tadqiqotchilar, olimlar bu asarlarni aralash tilli asarlar deb atashadi. Lekin bu tadqiqotchilardan Zeynep Korkmaz va Mustafa Can Polat keyinchalik bu fikrdan voz kechishadi. Bu asarlarga Saljuqiylar Türkiye tili deb bu davrga bu asarlarni atay boshlaydilar. Nima Zeynep Korkmaz masalan. Lekin Zeynep Korkmaz va Mustafa Can Polat albatta bu nima bu fikrga kelgan bo'lishlari mumkin. Ondan oldingi olimlar oldinroq vafot etganligi uchun ularning keyingi asarlarini o'sha ko'rganda qanday fikrga kelish haqida biror narsa aytishimiz qiyin. Balki o'shaning uchun bu haqda hozir oxirgi nimani to'xtamni ayta olmaymiz, lekin bu fikrni himoya qiluvchi olimlarning o'sha keyinchalik bulardan ikkitasining voz kechganligini aytishimiz mumkin bo'ladi. Evet, burada tabii Alman Türkolog Dörfer'in de görüşüne yer vermek lazım. Biliyorsunuz Dörfer daha çok İran'daki Türkiye dilleri üzerine çalışan bir isim. Dörfer mesela bu dönem yazılan o karışık dilli denilen eserler için Horasan Türkçesi olduğunu iddia eder. Çünkü Doğu ve Batı Türkçelerinin birlikte bulunduğu bölgeyi, yani Horasan'ı işaret ederek buradaki dilin aslında bu eserlerdeki dilin Horasan Türkçesi olduğunu düşünür. Ancak bu görüş Türkoloji dünyasında açıkçası çok da itibar görmemiştir. Gerard Döpfner'in fikrine göre, Gerard Döpfner o İran'daki Türkiye dilleri bilen şoğullanıcı alım hesaplanadı. Gerard Döpfner'in fikrine göre, Şarkı ve Garbi Türkiye dillerinin bir joyda
Sharqiy va g'arbiy turkiy tillar mavjud bo'lgan umumiy hududni, ya'ni Xorasanni ko'rsatib, bu yerdagi tilning Xorasan turkchasi ekanligi haqidagi fikrini aytadi. Chunki ham g'arbiy ham sharqiy turkiy tillarning namoyandalari bor edi deb, lekin bu fikr turkologiyada unchalik ko'p ahamiyat qozonmagan. Evet, aslında diğer yaygın görüş ve sanırım artık biraz bu görüşte oturdu Türkoloji araştırmacıları arasında. O da işte bu eserdeki karışıklık aslında 12. yüzyılın sonu ile 13. yüzyılın başında az önce de bahsettiğimiz gibi siyasi olsun, ekonomik olsun çeşitli baskılardan dolayı Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen müellif ve müstensihlerin eserlerine kendi ağız özelliklerinden unsurlar katması ya da işte eserlerin farklı aslında bölgelerde istinsah edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Tabii bu etki dediğimiz gibi Anadolu'daki yeni yazılı dilinin kuruluş aşamasında olmasından kaynaklanır. Çünkü henüz standart bir dil oluşmamıştır. Yani her aslında müellif kendi ağız özelliklerinden bir şeyler katmıştır eserlerine. Bu karışıklık daha çok bundan kaynaklanmaktadır. Görüşü vardır. Burada tabii Şinasi Tekin'i söylemek lazım. Çünkü ilk defa aslında Şinasi Tekin bu konuya değiniyor. İki makalesiyle beraber. Keyingi keng tarqalgan fikrlardan va nazariyalardan bittasi, ya'ni bu hozir aralash tilli asarlar haqida aytyapmiz. Aralash tilli asarlardagi elementlarning, unsurlarning ham sharqiy turkiy til, ham g'arbiy turkiy til xususiyatlarini ko'rsatayotganligini tadqiqotchilar tomonidan qanday tadqiq qilinayotganligi haqidagi keyingi keng tarqalgan nazariyalardan bittasi. Bu asarlardagi aralashlik 12. asrning oxiri va 13. asrning boshlarida asosan siyosiy va iqtisodiy bosimlardan bosimlar tufayli O'rta Osiyodan Anadolu'ga ko'chib kelayotgan o'sha mualliflar, o'sha nusxa ko'chiruvchi mustansihlar o'z asarlarini yozayotgan vaqtda o'z o'sha sheva xususiyatlarini yoki bo'lmasam lahcha xususiyatlarini ham qo'shib yozayotganligini agar hisobga oladigan bo'lsak, bu keyin bu birinchi faktor deydigan bo'lsak, ikkinchi faktor esa bu asarlar boshqa-boshqa geografik hududlarda ko'chirilgan deb o'ylaydigan bo'lsak, shundan kelib chiqqan holda bularni aralash tilli asarlar deb atasak bo'ladi. Buning sababi, ya'ni bu aralash tilli bo'lishining sababi O'rta Anadolu'dagi, şimdi Anadolu'daki ko'chib kelgan Oğuz qabilalarining yoki bo'lsam Turkiy qabilalarining yozma tilining o'sha qurilish nimasida yozma tiliga asos solish bosqichida bo'lganligidan tufayli deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yozma til hali aniq standartini o'z standartini nima qilmagan edi, shakllantirmagan edi va bu nima bosqichda har xil jarayonlardan o'tayotgan edi va bundan tufayli bu aralash tilli asarlar berilgan deb taxmin qilinadi. Bu fikrni birinchi bo'lib Shinasi Tekin maqolalarida o'z maqolasida bu davr til xususiyatlari haqida hozir ko'rib turibsiz ekranda. Bu ikki maqolada fikr yuritgan o'qishingiz mumkin. Evet, zamanla tabii dediğimiz gibi yazı dilinin güçlenmesiyle beraber, daha çok eserin yazılmasıyla beraber bu artık karışık dilli eserlere tahammül edilemiyor ve yazı dili biraz daha artık standartlaşmaya doğru gidiyor denilebilir. Keyinchalik yozma til rivojlana borgach, bu aralash tilli asarlar kamayadi va keyinchalik standartlashish jarayoni boshlanadi. Ya'ni aralash asarlardagi unsurlar kamayib, standartlashgan yozma til vujudga keladi. Evet, özellikle tabii Osmanlıların işte siyasi üstünlüğü sağlamaları ve artık İstanbul'un fethinden sonra bir imparatorluğa dönüşmeleriyle birlikte Oğuzca yazı dili ağız özelliklerinden arınmaya başlar ve klasik bir edebi yazı dili haline gelir. Yani aslında artık
yavaş yavaş standart bir dil oluşmaya başlar diyebiliriz. Keyinçelik bu dilin devamı gerektiğini bulsak, Osmanlilerinin, yani Osmanilerinin siyasi üstünlüklerine erişişleri tüfeyle ve katta imperatorga aylengenlikleri tüfeyle Oğuzca yazma til Oğuzca yazma tili şive hususiyetlerden tozalana başlaydı. Yani standart til seviyesine gelişke başlaydı ve yazma tilge aylanadı. Evet. Peki nedir bu Anadolu'da kullanılan Türkçe? Dedik ki ilk Türkçemiz Eski Anadolu Türkçesi ve genel itibariyle, genel çerçevesiyle 13. 15 yüzyıllar arasında yazılan Türkçeyi kastedebiliriz. Daha sonra Osmanlıların siyasi üstünlüğü sağlamalarıyla beraber Osmanlı Türkçesini görüyoruz. 16 ve 19. yüzyıllar arası düşünebiliriz onu da. Ve daha sonra da bugün konuştuğumuz aslında 20. yüzyıl ve sonrasında Türkiye Türkçesini sayabiliriz Anadolu'da konuşulan Türkçe bakımından. Anadolu'da işletiletken Türkçe, hazır Uzbek dili de biz bunu Türk dili deyip atayımız. Türk dili deyip atalışının sebebi aslında hazır bundan aldığı devirler için hem Türk dili deyişimiz mümkün de. Türkiye dil terimini eski devirler için işletiyatımız hazır. Lekin elbette Türk dili terimini hem şu Türkiye dili çelik işletiledi. Bu yerdeki Türkiye diller, eski Anadolu Türkiye dili, Osmanlı Türkiye dili ve Türkiye Türkçesi, Türkiye'de işletilirken Türkçe deyip üçte devirge ayırışımız mümkün buladı. Eski Anadolu Türkiye dili 13. 15. asırlarda hazırki Türkiye'de işletilirken zamanavi Türk dilinin otası, ondan keyingi nimesi Osmanlı Türkçesi ondan keyingi devirde 16. 19. asırlarını uz içige alıyor ve ondan keyin uz cayını Türkiye Türkçesi'ye taşlap getirdi bu iki dil. Elbette bundan keyingi derslerimizde 8. ve 9. kısım Türkoloji derslerimizde Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi hakkında ham malumat verip ötemiz. Şunun için Funda hocamız hazır bizge cüdeyim yakşı kırış kıldılar. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi deyip üçte baskıştan ötken tillerini ayçimiz mümkün boladı. Evet, şimdi biraz aslında gramer ve yazım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Burada tabii zamanımız kısıtlı olduğu için çok kısaca anlatacağım. Ama bizim Aziz Merhan Hoca ile bir kitabımız vardı 2016 yılında çıkan. Ufak bir reklam koyayım araya. Aslında orada daha geniş biçimde anlattık tabii bunları. Ama bugün zamanımız az olduğu için çok kısaca değineceğim bu özelliklere. Eski Anadolu Türkiye dilinin gramatik hususiyetlerine toxtalıb ötəmiz. Onga toxtalıb ötüşdən aldın. Kitab on tərəfdə qoruyarkən kitabınızın cildini görüşünüz mümkün. Eski Anadolu Türkçəsi ustazımız Aziz Merxan və Funda Şan tərəfindən 2016-cı ildə nəşr qılınan kitab. Əlbəttə qrammatikası judayam keng, judayam çox vaxt tələb qıladı, lakin hazır biz qısqaça bu dövr qrammatik xüsusiyyətlər haqqında məlumat verib ötəmiz. Evet, şimdi kısaca söyleyecek olursak en başta aslında dediğimiz gibi bu yeni bir yazı dili olduğu için ve her aslında müellif ve müstehsi kendi ağzından eserlerine bir şeyler kattığı için ve bir standart dil olmadığı için daha doğrusu bir imla birliğinden söz edemiyoruz Eski Anadolu Türkçesi için. Albatta bu Eski Anadolu Türkiye dilinin osha yangi osha qurilish bosqichida hali aniq standartlashmagan aniq yozma kriteriyalarni aniq belgilamagan davrda bo'lganligi uchun umumiy imlo qoidalari haqida bir narsa aytishimiz qiyin bo'ladi. Chunki bu hali osha nima Eski Anadolu Türkiye dilining endi osha rivojlanish nimasiga hali tashkil topish bosqichida bo'lganligi uchun umumiy imlo qoidalariga ega emas edi. Evet. Mesela aynı eserin nüshaları arasında hatta bazen aynı eser içerisinde bile farklı yazım özellikleri görüyoruz. Mesela örnek olarak vereceksek su kelimesi mesela Arap alfabesiyle yazıldığı için hem sinle aynı metin içerisinde hem sinle hem de sadla yazıldığını görüyoruz mesela.
Bitta asarning nusxalari orasida, ya'ni bir asarning bir nusxasida yoki boshqa nusxasida farqliliklar ko'rishimiz mumkin. Ba'zan esa bir asarning ichida ikki xil yozuv imlo nimasini qoidasini ko'rish imlo xususiyatini ko'rishimiz mumkin. Masalan, suv so'zi sin va vav bilan yozilayotgan bo'lishi ham mumkin yoki sot va vav bilan yozilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ba'zan nusxalar orasidagi farq bo'lsa, ba'zan bir asarning ichida ikki xil o'sha imlo orfografik xususiyatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Evet, mesela aynı dönem metinlerinde bazen de aynı metin içerisinde yine bu ağız özelliklerinden kaynaklı farklı dil bilgisi özelliklerine de rastlanır. Burada herhalde en çarpıcı örnek işte geniş zamanın birinci şahıs çekimi. Çok fazla biçimi var bunun Eski Anadolu Türkçesinde. Hem ram, hem rın, hem rvan ve uvanın, üvenin şeklinde. Yani örnek verecek olursak işte gelürem, gelirin, gelürben, gelürvenin çekimlerini biz aynı dönem içerisindeki metinlerde görebiliyoruz. Bir davrga oid o'sha bir xil davrga oid matnlarda qo'l yozmalarda ba'zan esa bir matnning ichida ham ikki xil yoki ko'p shiva xususiyatlari dialektik xususiyatlarni ko'rishimiz mumkin va bu dialektik xususiyatlardan dialektik xususiyatlar natijasida ba'zi grammatik farqliklar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, eng o'sha yorqin namunasi geniş zaman, ya'ni umum zaman hozirgi kelasi zamon deymiz o'zbek tilida, geniş zamon, keng zamon deb aytay. Birinchi shaxs tuslanishida masalan, uram, urin, urvan, urvanning shaklida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, geluram, ya'ni kelaman, gelurin, gelurvan, gelurvan, gelurvenning shaklida har xil grammatik xususiyatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kalınlık incelik uyumu için genellikle tamdır diyebiliriz Eski Anadolu Türkçesi için. Yani burada gördüğünüz gibi mesela balık kelimesinde A ile başlıyorsa, kalınla başlıyorsa bir sözcük, ikinci ünlünün de yine kalın olmasını bekliyoruz. Ya da ince ünlüyle gelmişse ilk ünlümüz, sonrasının da yine ince olduğunu düşünebiliriz. Burada tabii Arap alfabesiyle yazıldığı için bu dil ve biliyorsunuz Arap alfabesinde aslında sadece üç tane sesli harf olduğu için yani elif, ye ve vav sesleri olduğu için tabii bunun aslında ön ünlülü mü yoksa kalın ünlülü mü olduğunu ayırt etmek çok kolay değil. Ama genelde müellifler bize bir kolaylık sağlayarak hemen ünlüden sonraki harfi ön ünlülü ya da art şey ses aman kafa şey karıştı. Sonraki harfi aslında vererek bize o incelik kalınlık uyumu hakkında bize bir ipucu veriyorlar. Neyi kastediyorum? Mesela bakın burada beglik derken kef harfini kullanmışken balık derken kaf harfini kullanır. Biz böylece bu K'nın önündeki harfin ı kalın, kefin önündeki harfinde i yani ince ile okunması gerektiğini biliriz. Hı hı. Kalınlık incelik uyumu yani singarmonizm bu singarmonizm kaidesine göre til aldı ünlülerden keyin til aldı ünlüsü til arka ünlülerden keyin til arka ünlüleri keliş gerek degen singarmonizm kaidesi var. Bu kaideye göre Eski Anadolu Türkiye tili matinleri bu kaideni tamamen bu kaideye boysunadı. Bunu kayırdan koşumuz mümkün boladı. Mesela beglik sözüge kareydigen bosek ikinci söz. Beglikten sonraki koşul etken koşumçege kareydigen bosek lam, yay ve kef harflerini korup durupmuz. Buyurdaki kef harfi yumuşak okunadigen harf bulgenligi üçün buyurdaki koşumçanın yani koşumçadaki i harfinin işte til aldı unlisi ikenliği hakkında malumat alışımız mümkün buladı. Elbette Arap harfleri bizge singarmonizmin kançalik derecede bor ikenliği hakkında Arap unli sisteması bizge yordam vermeydi. Çünkü Arap dışarıdaki mevcut unliler
alif, vav ve yay harfleri deb aladigan bo'lsak, bu harflerden biz singarmonizm bor yoki yo'q ekanligi haqida fikr yuritishimiz qiyin, lekin undosh harflarda kef ishlatilyaptimi yoki qof ishlatilyaptimi, bunga qarab bu yerdagi o'sha qalinlik va yumshoqlik haqidagi singarmonizmning bor yoki yo'q ekanligi haqida fikr olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, baliq so'zida ham qof harfini ko'rayotgan bo'lsak, qaf harfi ondan aldingi ünlülerinin kalın ünlüler ikenliği hakkında bizge malumat beradi. Evet, düzlük yuvarlaklık uyumunda ise aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Düzlük yuvarlaklık uyumu, yani diğer bir ifadeyle küçük ünlü uyumu yoktur Eski Anadolu Türkçesinde. Hem köklerde hem de kelimeye getirilen eklerde aslında bu uyumsuzluğu, dudak uyumsuzluğunu görüyoruz. Mesela kelimelerden örnek verecek olursak işte kendi değil, gendü, degül, eyü, demür, demir değil, demür, altın değil, altun, iyi değil, eyü şeklinde görüyoruz. Yine eklerde de normalde bugün Türkiye Türkçesinde burada im ekini beklerken e'den dolayı Eski Anadolu Türkçesinde bunu benim, senin ya da dilli şeklinde yuvarlaklaştırarak söyleme durumu var. Lablanganlik ve lablanmaganlik ohangdorligi yoki singarmonizmiga qaraydigan bo'lsak, kichik unli singarmonizm ham deb aytiladi. Bu davrda bu xususiyatlarni ya'ni qoida holida ko'rmaymiz. Masalan, o'zaklardagi lab disgarmoniyasi, ya'ni lablangan unlidan keyin lablangan unli, lablanmagan unlidan keyin lablanmagan unli keladi qoidasining buzilganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, gendu so'zini ko'rib turibmiz. Aslida ken, ya'ni hozirgi turk tilida kendi shaklida ishlatiladi. E harfi lablanmagan unli bo'lganligi uchun ikkinchi bo'g'inda lablanmagan unli kutilardi. Chunki lablanmagandan keyin lablanmagan keladi shunga qarab, lekin bu yerda lablangan u unlisini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Gendu o'zi degani. Degul, degul esa emas ma'nosiga keladi. E harfi ham lablanmagan, lablanmagan unidan keyingi bo'g'inda kelayotgan nima ham lablanmagan, lablangan uzr. Eyu so'ziga qaraydigan bo'lsak, eyu, demur, temir, altun shaklida ko'ryapmiz. So'zlarga qo'shilayotgan qo'shimchalarda ham o'sha lablangan unlilarning tekis emasligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, mening so'zini hozirgi Turkiya turkchasida benim shaklida talaffuz qilinadi va yoziladi. Bu yerda benum shaklida ko'rib turibmiz. Sening so'zi esa hozirgi Turkiya turkchasida sening shaklida talaffuz qilinadi. Bu yerda senung shaklida ko'rib turibmiz va dillu so'ziga tilli, ya'ni bu yerda ham dilli degan shakl bo'lishi kutilardi, lekin dillu shaklida lablanmagan undan keyin lablangan unli kelganligini ko'rishimiz mumkin. Evet, yazım özelliklerine bakalım kısaca. Şimdi dediğimiz gibi üç tane ünlüden bahsediyoruz Arap alfabesinde. Elif, Vav ve Ye. Şimdi biz Türkçe kelimelerde özellikle, tamam hani Arapça ve Farsça kelimeler zaten Arap alfabesiyle yazıldığı için onların imlası oturmuş durumda. Ancak Türkçe kelimelerin nasıl yazılacağı konusunda bir birlik sağlanmamış ve dediğimiz gibi yazı dili yeni olduğu için bu aslında normalde bir durum. Şimdi o yüzden mesela aynı metin içerisinde bile bazen ünlüleri göstermek için işte harekelerden, yani üstün, kesre ya da ötre dediğimiz harekelerden faydalanılırken bazen de elif, vav ve ye harflerinden faydalanılıyor. Yani kelimelerin yazımı konusunda bir birlik yok. Mesela bakıyoruz, mesela aynı metin içerisinde bile, hatta bazen metnin aynı sayfası içerisinde bile mesela göz kelimesinin hem vavla hem de sadece ötre konularak yazıldığını, hatta bazen harekesiz yazıldığını görebiliyoruz. Ya da mesela sen kelimesinin bazen araya elif koyarak, bazen ise sadece harekeyle gösterildiğini görüyoruz. İmla orfografik xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. İmla xususiyatlariga ba'zi matnlarda unliler qisqa unlilarni, ya'ni normal unliler va qisqa unlilar bor. Qisqa unlilarni ko'rsatuvchi harakalar ustun, kasra va o'tra, o'zbek tilida fatha, damma
deb aytiladi. Ustun, kasra va o'tra yordamida yoziladi. Ba'zi harflar, ba'zan esa harflarning, ya'ni elif, vav, yoy harflarining o'zlari so'z ichida ishlatiladi. Bu albatta o'sha Eski Anadolu Turkiy tilining shakllanish, boshlang'ich shakllanish davrida bo'lganligi uchun shunday ishlatilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan bir asar ichkarisida, ba'zan esa bir asarning bir betining ichida ham bu farqliklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, ko'z so'ziga qaraydigan bo'lsak, ko'z so'zida kef, vav, z harflarini ko'rib turibmiz. Vav harfi birinchi shaklda yozilgan, ikkinchi harfda esa yuqorida o'tra bilan berilyapti. Ko'z shaklida vav harfi yozilmasdan berilyapti. Ya'ni bu shaklda ham, bu shaklda ham ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa sen so'ziga qaraydigan bo'lsak, alif bilan yozilgan, ikkinchisida esa alif yozilmagan, harakat bilan berilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Evet, ekler de işte yine oturmuş değil. Yani kimi zaman mesela kelimeye bitişik, kimi zaman da ayrı yazılmıştır. Burada ile örneğini vermişim. İşte kalple, kalp ile. Bunun dışında yani ile belki karşılaşılabilir bir aslında ek. Çünkü bugün de bazen kelimeye bitiştirerek bazen ayrı yazıyoruz. Ama mesela lıklık ekini de buraya yazmamışım ama örnek olarak gösterebiliriz. Mesela atıyorum kitaplık derken oradaki lık ekini bazen kitap sözcüğüne bitiştirirken bazen de tamamen ayrı yazdığını görebiliyoruz. Qo'shimchalar ba'zan so'zlar bilan so'zlarga qo'shilib, ba'zan esa alohida yozilgan. Ya'ni bu nimani boshqa yozuvlarda ham alohida yozilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda berilayotgan misol masalan qalb la yoki qalb ila, ya'ni qalb bilan so'zining yozilishi qalb la deganda la qo'shilib yozilgan, keyingisida esa qalb ila deganda ajratib yozilgan. Albatta bu misol boshqa bu misolga yana qo'shimcha keltirish mumkin, chunki hozirgi turkiy tilda ham la sifatida ham ila sifatida qo'shilib yoki alohida yozilishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, deylik bitta so'z aytadigan bo'lsak, kitoblik degan so'zda masalan kitoblik so'zidagi lik qo'shimchasi kitobga qo'shilib yozilgan bo'lishi ham mumkin yoki alohida yozilgan bo'lishi ham mumkin. Evet, yine belli bir kurala aslında bağlı olmaksızın bazen kelimelerin de bitiştirerek yazıldığını görüyoruz. Mesela işte andan sonra kelimesini bakıyoruz. Ayrı ayrı değil de bitiştirerek ikisini bir arada yazmış. Bunları genelde biz transkripsiyonlarken araya tire koyarak yazmayı tercih ediyoruz. Ba'zi nimalar so'zlar bunga bu vaziyatga doir birorta qoida bo'lmasa ham qo'shilib yozilayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, qo'shilib yozilishi kerak degan qoida bo'lmasligiga qaramasdan qo'shilib yozilayotgan bo'lish, masalan, andan so'ngra, ya'ni undan keyin degan ma'noga keluvchi andan so'ngrani qo'shilib yozilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Transkripsiya qilinayotganda bunga o'xshash so'zlarda chiziqcha bilan transkripsiya qilinadi. Evet. Şimdi Türkçe kelimelerde dedik ki kalınlık, incelik uyumuna evet genellikle dikkat ediliyor. Ama bazen aynı eserde de yine farklı kelimeler farklı harflerle yazılabiliyor. Az önce de verdiğimiz gibi mesela su örneği hem sin hem de sadla aynı metinde görebiliyoruz. Ya da işte turmak sözcüğünü hem t hem de t ile görebiliyoruz. Dediğim gibi böyle ikili biçimler çok fazla yazı dilinin yeni olmasından dolayı. Eski Anadolu Türkiye tilinin yazma tilinin yangi ekanligi hisobga olinadigan bo'lsa, ya'ni hali shakllanish bosqichida bo'layotganligini hisobga oladigan bo'lsak, bu so'zlarda ba'zan qalinlik, yumshoqlik, ya'ni til oldi til orqa ohangdorligi yoki singarmonizmiga e'tibor bermasdan imloda yozilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, deylik, suv so'zini ham sot ham sin bilan yozilganligini aytib o'tgan edik. Ya'ni sot qalin yoki sin yumshoq deb o'ylaydigan bo'lsak, ham suv shaklida ko'rishimiz mumkin sot va vav bilan, ham suv shaklida sin va vav bilan ko'rishimiz mumkin. Yana bunga o'xshash misollardan bittasi t harfining ba'zan t tovushi bilan, ba'zan to tovushi bilan, ba'zan d
harfi bilen belirletkenli konuşmamız mümkün. Mesela deyilik turmak sözüge kareliyen bulsak, turmak, durmak ve turmak şekilde harhıl harflerden, harfler bilen imlada ifade etilgenliğini konuşmamız mümkün. Şimdi Arap alfabesi kullanılıyor dedik ama biliyorsunuz Fars alfabesinde Arap alfabesine bazı harfler eklenerek aslında yazılıyor. İşte P harfi vardır mesela, Ç harfi vardır Fars alfabesinde. Türkçe'de de yine bunlar kullanılıyor ama bazen Arapça yazımın etkisiyle bazen P ya da Ç ile yazılması gereken Türkçe sözlüklerinde Arapça yazımın etkisiyle B ya da C olarak yazıldığını görüyoruz. Mesela parmak, barmak ya da kılıç, kılıç gibi ikisini de metinlerde görebiliriz. Bu yani Eski Anadolu Türkiye Tili Arap alfabetini işletirkenliğine ait bütken edik. Funda Hanım bu imla hususiyetler hakkında kirişte ettiler ki Farsça ve Arapça sözlerini kanda yazılış gerekliliği hakkında fikirleri var idi. Çünkü Farsça ve Arapça sözlerini doğru yaz etken, ola Fars dildeki sözlerini Farsça hususiyeti bilen, Arap dildeki sözlerini Arapça imla kaidelerine uygun şekilde yazılı etken idi. Lekin Türkiye sözlerinin kanda yazılış hakkındaki fikirleri harhıl buluşu mümkün idi. Bunu imlada korup durumuz hazır ham. Bu metinlerde Arapça imlasının tasarı bilen P harfi B bilen ifadelengen. Çünkü Arap dilinde P harfi yok, B harfi bilen ifadelenerdi. Ç'ler ise C harfi bilen ifadelengen. Çünkü Arap dili nümasege karaydıgen musak, alfabetige karaydıgen musak şunday yol kursatadı. Mesela deyilik parmak sözünü barmak bilen yazılgen buluşu mümkün. Kılıç ya ki kılıç deyip yazgen buluşu mümkün. Evet, yine ünlülerin aslında geniş yuvarlak mı yoksa dar yuvarlak mı olduğu problemi de aslında konuşulması gereken bir konu. Şimdi bu O, Ö, U, normalde Türkçe'de bizim dört tane sesimiz var bu yuvarlak harfler için. Evet. Ancak biliyorsunuz Arap alfabesinde tüm bu dört sesi karşılayan tek bir harf var. O da vav harfi. Şimdi bu yüzden aslında biz transkripsiyonlarda yani metin çalışmalarında baktığınız zaman mesela aynı sözcük için iki farklı yazımın görüldüğünü, yazıldığını görürsünüz. Mesela bazı araştırmacılar güzel yazarken güzel sözcüğü için bazıları gözel şeklinde transkripsiyonlarlar bunları. Bu işte oradaki aslında vav harfinden kaynaklı. Çünkü o vav harfinden biz onun geniş yuvarlak mı yoksa dar yuvarlak mı olduğunu anlayamıyoruz. Ama aslında burada yani günümüz Türk dilleri özellikle mesela Azerbaycan burada Oğuz dili olduğu için dikkat edilerek ya da özellikle Anadolu ağızlarına aslında bakılarak bu kelimelerin ikinci biçimleriyle yani biraz daha geniş yuvarlak şekilde yani o ö biçimiyle transkripsiyonlanmasının daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugün Anadolu ağızlarında baktığımız zaman kimse dar ünlüleri kullanmaz. Güzel demez, hep gözel, oğramak, osanmak, oyanmak, yürümek şeklinde ifade eder. İşte bu yüzden de biz aslında Anadolu ağızlarını esas alırsak sanırım bu kelimeleri de geniş yuvarlak okumamız gerektiğini söyleyebiliriz. Funda Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü Türkiye'deki transkripsiyon çalışmaları da genelde ağızlı özellikleri ve insanların nasıl konuştuğuna dair veriler de dikkate alınıyor. Bu yüzden Türkiye'de takdir ettiğim noktalardan biri ve ağız çalışmaları bu şekilde ilerliyor. Çünkü ağızların verisine dayanarak eski dilleri çözümlenmeye çalışılıyor. Ben ufak bir şey yapayım, açıklama yapayım. Türkiye'deki transkripsiya işleri de ya ki eski metinlerini okuyurken de hazırki mevcut şivelerinin ya ki Anadolu'daki mevcut şivelerdeki hususiyetler hesapka alınan halde tarihi kol yazmalar nima qilinadi, o'qiladi. Shuning uchun Turkiyada shiva tadqiqotlari alohida ahamiyat berib o'rganiladi. Chunki har bitta shiva o'sha eski davrning tili haqida o'sha anahtar nuqta yoki bo'lmasam
muhim noktasını bizge berişi mümkün. Yani bironta shivaga qarab bu sözning qanday ekanligini haqida taxmin yuritish mümkün. Shuning uchun Turkiyada shivaga oid materiallar eski tilni o'qiyotganda juda ham muhim hisoblanadi. Hozir bu masalalardan bittasi haqida aytib o'tamiz. Masalan, arab alfabetidagi unnilarning oz ekanligi haqida aytib o'tgan edik. Masalan, elif va yoy harfidan iborat unnilarning nimasi va harakalar. Shuning uchun turkiy tillardagi yoki turk tilidagi unnilarning o'sha 4 ta unlini bittagina vav harfi bilan ifodalanganligi sababli buning qaysi biri ekanligi haqida to'xtamga kelish qiyin bo'ladi. Qalin va yumshoq ekanligi haqida ma'lum ma'lumotlarni olishimiz mumkin til oldi yoki til orqa ekanligi haqida, lekin keng unlimi yoki tor unlimi bu haqda ma'lumot olish qiyin bo'ladi, chunki vav shaklining berilishi arab alfabetida bu haqida bizning qaysi bir shaklda o'qilishi kerakligi haqida ma'lumot bermaydi. Funda hojamiz hozir aytib o'tdilarki, Anadolu'daki ve yoki bo'lmasam Oğuz guruhidan joy oluvchi Azerbaycan Türkçesidagi joy olgan so'zlarning talaffuziga qarab buni hal qilishimiz mumkin dedilar. Ya'ni agar arab alfabetidagi imlo xususiyati bizga bu unlining keng yoki tor ekanligi haqida bironta ma'lumot bermasa, demakki shevalarga murojaat qilishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, go'zal so'ziga qaraydigan bo'lsak, hozirgi Turkiya turkchasida bu tor va lablanmagan unli bilan talaffuz qilinadi va imloda yoziladi go'zal deb. Lekin Funda hojamiz aytayaptilarki, Anadolu og'izlarda go'zal emas, go'zal shaklida, hozirgi o'zbek tilida ham bu go'zal shaklida keng unli bilan talaffuz qilinadi deb shunday talaffuz qilinadi va shunga qarab o'qilish kerakligi haqida fikrlarini aytdilar. Yoki o'g'ramoq, ya'ni bormoq, uchramoq ma'nosida o'g'ramoq shaklida o'qilishi kerakligi haqida aytdilar. Usonmoq so'zini osonmoq shaklida, uyg'onmoq so'zida oyanmoq shaklida o'qish kerakligi haqida o'z fikrlarini, ya'ni tadqiqotchilarning fikrlarini aytib o'tdilar. Bir diğer aslında problem diyebiliriz. Aslında kapalı E ünlüsü, kapalı E ünlüsünün gösterimi. Şimdi bizim Eski Anadolu Türkçesinde özellikle kapalı E'yi gösteren özel bir işaret yok. Bu siz işte metinlerde ya burada gördüğünüz gibi işte harfin altına esre koyarak, yani I sesini vermek için ya da Y harfiyle bazen de aslında hareketsiz olarak yazıldığını görüyoruz hareketsiz metinlerde. Şimdi biz bunu nasıl yazacağız? Burada böyle ikili yine kullanımlar ortaya çıkmış. Bazı araştırmacılar bunu i ve y ile yazıldığı için mesela demek sözcüğünü didi şeklinde transkripsiyonlamayı tercih etmişler. Şimdi ama biz bu sesin aslında boğumlanma noktasının E ile İ arasında bir ses olduğunu biliyoruz. Yani bu ses için, kapalı E sesi için biz ne tam bir E ne de tam bir İ'den bahsedebiliriz. Bu ses aslında tam ikisinin arasında bir ses. Bu yüzden de bunu aslında metinlerde farklı bir sesle göstermemiz daha uygun olacaktır. Nitekim bugün mesela yaşayan yine Azerbaycan Türkçesine baktığımızda onlar da bu sesin alfabelerinde gösterildiğini ve 9 ünlünün alfabelerinde yer aldığını görürüz. Bizdeki metin çalışmalarında ki aslında ana problem, bizde alfabemizde 8 tane harf var. Aslında 9 ünlümüz olmasına rağmen 8 tane harf olduğu için bazı araştırmacılar bunu demek değil, dimek şeklinde okuyorlar. Ama dediğimiz gibi, yani bugün Azerbaycan Türkçesine ya da yine Anadolu ağızlarına baktığımızda biz eski Türkçeden beri aslında böyle bir sesin varlığını biliyoruz. Yani Türkçede 8 değil, aslında 9 tane ünlüden bahsedebiliriz. O yüzden bu kapalı E'yi de eski Anadolu Türkçesinde metinlerinde göstermek daha doğru gibi düşünüyoruz.
Bu yerdeki keyingi muammolardan bittasi kapalı e tovushi ning qanday o'sha tadqiqotlarda yoki transkripsiya ishlarida qanday ko'rsatilishi haqida. Kapalı e harfini bundan oldingi darslarda ham aytib o'tgan edik. Xorazm turkchasida, Qipchoqchada, Chag'ataychada ham kapalı e'lar haqida to'xtalib o'tgan edik. Kapalı e o'zbek tilidagi eshik yoki bo'lmasam yana qaysi so'zlar bor? Mesela içki sözüdeki E harfi, kirilde E harfi bilen ifade kılar edik onu. Kirilde iki de harf bilen ifade kılar edik. Y harfi ham bor edi ve E harfi ham bor edi. Latin'e ötkenden keyin bu E harfiga aylandı. Türkiye Türkçesindeki hazır ki siz korup durgan E harfi ise Uzbek dilindeki A harfiga doğru geledi. Yani Uzbek dilindeki bu E harfi, Türkiye Türkçesindeki E harfi, Uzbek dilindeki E harfi bilen bitta harf emas. Çünkü Türkiye Türkçesinin alfabeti de Uzbek dilindeki E harfini ifade kılıcı tavuş yok. Yani bu tavuş için alakada karakter yok. Hazır ki Türkiye Türkçesi de Kore etken E harfleri ise Uzbek dili dagi A harfleri ge doğru girdi. Şunun için Uzbek dili dagi E harfleri Uzbek dili de E bilen yazıladigen sözlerinin etimologiyası ge karaydigen bu sek. Türkiye Türkçesi de 8'te unli alfabette joy olgan bo'lganligi uchun bu eski Anadolu Türkçesi matnlar yoki boshqa davrga oid manbalarni o'qishda Türkiye'de o'sha Türkiye'de amal qilinayotgan tendensiyaga ko'ra bu harflarni i bilan o'qish nimasi bor edi, moyilligi bor edi. Masalan deylik demoq so'ziga qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi demoq so'zidagi ya'ni demek Türkiye Türkçesi'de ve Anadolu Türkçesi'de demek şeklinde demoq so'zidagi bu kapalı e harfini i deb tadqiqotlarda ko'rsatilardi transkripsiyada. Aynı şekilde eniş şeklini ham i deb ko'rsatardi, iniş deb. Eşik deyem işik deb ko'rsatish nimasi tamoyili bor edi Türkiye'de. Lekin oxirgi yıllarda bu tamoyilni o'zgartirishga boshlashdi. Oxirgi tadqiqotlarda bu harflarni E'ning üstüde nokta bilen o'sha tadqiqotchilar E'ning üstüde nokta bilen ko'rsatishga boshladilar. Bu harfning ko'rsatilish yoki ko'rsatilmasligi nima uchun muhim? Çünkü Arap harfli metinlerde ya ki her hal devirlerde yazılgan metinlerde bu harfler yay bilen yazılgan buluşu mümkün ya ki kesire bilen yazılgan buluşu mümkün ya ki bazen hiç kanaka işaret bilen yazılmagan buluşu ham mümkün. Lekin bu şu manoga kelmeydi ki Anadolu Türkçesi de, eski Anadolu Türk dili de kapalı e degen tavuş yok degen manoga kelmeydi. Hazır Funda ustazımız ham aytib o'tdilar ki Türkiye Türkçesinin alfabeti de 8'te unli bor. Lekin 8'te unli bo'lsa ham bunun tarixiy davrlarda 9'te tavuşunu ifade etuvchi unliler ekanligini aytib o'tdilar. Evet, şimdi de ses değişimlerine bakalım. Belli başlı ses değişimlerine. Birincisi kelimelerde ve ekleşmeye başlayan aslında birinci kişi zamirlerinde biz BV dönüşümünü görüyoruz. Yani barmak değil varmak, bar değil var, vermek değil vermek, eb değil ev ya da benden vana artık şahıs çekimlerinde bizden de vuza yani alur van. Gelir ben, alır vuz, gelir vuz şeklinde dönüşümler olduğunu görüyoruz. Tavuş uzgarışları hakkında malumat vermekçimiz. Sözlerde ve koşumçaya aylan etken şahıs zamirlerde B'den V'ye almışlığını koşumuz mümkün. Mesela Uzbek dilindeki bar sözü bar şeklinden Anadolu Türkçesi payda da varga otken barmak sözü varmak şekli otken yani barmak yetip barmak manası da bermak sözü vermek eski Türkiye dilinden kaydedigen bu sefer kadınki Türkiye dilinden vermekten vermek şekli otken bu payda eb sözü eski kadimgi Türkiye dilinde eb bo'lgan söz bu paytga kelib Anadolu Türkçesiga bv almashinuv bilan vga o'tib ev bo'lgan va bundan tashqari qo'shimchalardagi shaxsdan qo'shimchalardagi blar ham vga aylanishga boshlagan. Masalan, ben van bo'lgan, biz vuz bo'lgan. Masalan, alur van, olaman, gelir van, alur vuz, olamiz, gelur vuz. Kelamız kabi numaralarını, misallarını koruşumuz mümkün. Evet, yine art tamaksıl K harfinin bazen hırıltılı bir H sesiyle nöbetleştiğini görüyoruz. Mesela
ayak değil, ayak. Biliyorsunuz zaten Anadolu ağızlarında da bu şekilde kullanılıyor. Mesela bakmak değil, bakmak. İşte ok değil, oh şeklinde. Arka tamak k tavuşu hazır Özbek dilindeki k tavuşu h tavuşu gel nöbetleşme yani iki şeklinde hem işletilgenliğini konuşmamız mümkün. Mesela ayak sözünü ayak ve ayak şeklinde bakmak sözünü yani karamak sözünü bakmak ve bakmak şeklinde ok ve ok sözünü ok ve oh şeklinde yazılgen ekenliğini konuşmamız mümkün. Yine kelime başlarındaki TD nöbetleşmesini görüyoruz. Yani T'den tamamıyla D'ye bir dönüş bazen çünkü böyle veriliyor. Tamamıyla bir dönüşten çok fazla bahsedemeyiz bence. Çünkü D olduğu kadar T'li örnekleri de çok fazla görüyoruz aslında metinlerde. Yani hem til hem dil, hem tatlı hem datlı gibi hem T'li hem D'li biçimleri aynı anda görüyoruz. Sözlerinin başındaki kelgende T ve D T ve D harflerinin birgelikte işletilgenliğini, birgelikte degenin bir vakte işletilgenliğini konuşmamız mümkün. Bazı manbelerde T'den D'ye almışını şekilde korsatılıyor. Yani T harfi eski Türkçeden D'ye almışken deyip korsatılıyor. Lekin bu devirge kredigen bulsak, hem T'li şekillerde hem D'li şekillerde işletilirken ekenliğini konuşmamız mümkün. Mesela til ve dil, yani til şekilde hem dil şekilde hem konuşmamız mümkün. Tatlı, yani şirin, datlı şekilde tatlı ve datlı şekilde yani şirin manası gekeledi. Bu şekilde T ve D şekilde şetletkenliğini koşumuz mümkün olabilir. Ancak mesela kelime ortasında ve sonundaki D-Y değişiminden tam anlamıyla bahsedebiliriz. Yani burada bir sert ünsüz yumuşaması olmuştur. Hani eski Türkçedeki adak sözcüğü tam anlamıyla artık ayağa dönmüştür. Ya da todmak sözcüğü hep doymak ya da işte o baştaki T-D değişimlerinden dolayı toymak şeklinde. Ama dediğimiz gibi o kelime ortasındaki ve sonundaki D'lerin aslında hepsinin Y'ye döndüğünü görüyoruz artık bu dönemde. Bu yerdeki D undaş hakkında aldığın derslerde hem Xorazm Türkçesi de eğitip ötken idi, Kıpçak Türkçesi de eğitip ötken idi, Karahanlıca da. D'lerinin DG ve Y gelmesinin hakkında eğitip ötken idi. Kadınki Türkiye dilindeki D'lerinin Y gelmesinin hakkında. Eski Anadolu Türkiye dilindeki kredigen bulsak bu yerde tamamen D'den Y gelmesinin konuşmamız mümkün buladı. Mesela aldığın derslerde hem korgan idik, adak sözü, akseriyet hallerde ayak şekliyle utarıdı. Adak ayak yani oyak. Todmak fiili yani toymak fiili Özbek dilinde bu betke gelip bayağı etib etkenimizdik hem T hem D'li şekillerini kuramızı betken edik. Lekin todmak fiildeki D tavuşunun Y'ge tamamen eylengenliğini koşumuz mümkün. Mesela toymak ve doymak şeklinde Y'ge eylengenliğini koşumuz mümkün. Lekin birinci söz başındaki ilücü T'nin T'li ve D'li şekilleri var ikenliğine etib etkenledik. Evet. Önemli kelimelerde de aslında tamamen bir K'den G'ye doğru bir ötümlüleşme söz konusudur. Kelmek değil, gelmek, küz değil, güz. İşte K çok anlamındaki K değil, G ya da kendi bugün kullandığımız kendi değil, gendü diye okumak daha doğru bu sözcükleri. Burada da aslında araştırmacılar bazen K'li biçimleri yani çünkü kef harfiyle yazıldığı için Arap alfabesinde onu gördükleri gibi yazmayı tercih ediyorlar. Ama aslında biz ilk metinlerde G üzerine gerek 3 nokta aslında bu kafi nunidir yani daha çok o nazal neyi ifade etmek için kullanılır ama bazen metinlerde yine G olarak kullanıldığını da görüyoruz. Ya böyle 3 noktalı kefle ya da kefin üzerine bir keşide diyoruz biz ona. Onun G çizgi yani aslında G olarak okunduğunu bazı metinlerde bize ipucu olarak veriyor. Bu yüzden aslında biz bütün o önlüğü kelime başlarındaki Türkçedeki K'lerin G'ye doğru ötümlüleştiğini söyleyebiliriz. Til aldı K harfi yani Özbek dildeki K harflerinin GG eylengenliğini konuşmamız mümkün buladı. Yani mesela Özbek dildeki kelmak sözü ana, eski kadimki Türk dilinde kelmek olsa bu belki gelip eski Anadolu Türkçesi Türkiye dilinde gelip gelmek şekli gördükken yani K'den G gelme. Şunu bugün Özbek dildeki kuş sözü kadimki devirden eski Türkiye'de
kuz bola degan bo'lsa, bu paytga kelib güz shakliga o'tgan. Birinchi davrdagi matnlarda k tovushini 3ta nuqtali kaf harfi bilan berib farqligini ko'rsatishga harakat qilishgan. Bu holatda masalan kendi so'zi hozirgi Turkiya Turkchasida o'z ma'nosiga keluvchi kendi so'zi gendu kişi sözü kişi şeklinde G bilen yazılışı gerek eğer şu dikkatini korusmakçı olsa. Lekin bazı tatkikatçılar bunu bazı tatkikatçılar G bilen kendi şeklinde okuydu. Bazı tatkikatçılar ise bunu K bilen kendi şeklinde okuydu. Kendi şeklinde okuşunun sebebi hazırki Türkiye Türkçesi de bu sözünün kendi şeklinde telaffuz kılınışı ve kişi sözünün ham kişi şeklinde telaffuz kılınışıdır. Çok heceli kelime sonundaki G'lerin aslında düşüp işlevini kendisinden önceki ünlüye bıraktığını görüyoruz. Yani dar düz ünlü, ı, i ünlüsü ise bu. Bu u, u'ye dönüyor. Nasıl mesela? Mesela arık sözü, arı ya da aru biçiminde kapı sözcüğü, kapı anlamındaki kapu şeklinde. Yine ölük, ölü şeklinde. Sevik de sevi ya da sevi şeklinde karşımıza çıkıyor metinlerde. Ko'p bo'g'inli sözlerinin oxiridagi g ve g harfleri, hazır g ve g harflariga keldik. Bu tovushlar tushgandan keyin, tushib qolgandan keyin o'z vazifasini, ya'ni o'z tovushlik vazifasini undan oldingi harfga tashlab ketadi. Va bu unli tor dar düz yuvar lablanmagan tor lablanmagan ı i ünlüsü ya ki bo'lmasam tor lablangan u ü ünlüsüge aylanışı mümkün bo'ladi. Bu yerda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan so'z masalan toza ma'nosiga keluvchi arıq so'zini ko'rib turibmiz. Bu yerdagi g tushishi bilan arı bo'lishi mümkün yoki g'ning o'sha lablanganlashtiruvchi xususiyatiga ko'ra aruga aylanishi mümkün toza. Kapıq sözü eşik bu kapu şekliga o'tadi. Hazır eski Türkiye'de g şeklini kapıq deb o'sha lablanmagan unli p'dan keyingi unlida kapıq deb lablanmagan unli ko'rib turibmiz. Bu yerda g tushishi bilan g'ning lablanganlashtiruvchi xususiyatiga qarab bu yerda p'dan keyin kapu shakliga kelib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Bu eşik ma'nosini anglatadi. O'lik so'ziga qaraydigan bo'lsak, eski Türkiye'de ölügü g bilan yozilgan ölügü bo'lsa, bu paytga kelib g tushib Türkiye Türkçesinde ölüge aylangan. Sevig sözü ise sevi yoki sevu şekillerge o'tgan deb hisoblanadi. Evet, son olarak da hece başındaki g'lerin aslında düştüğünü görüyoruz artık. Yani gan eki değil artık an eki var. Bargan değil, varan, körgeli değil, göreli gibi. Bo'g'inlarning boshidagi, ya'ni qo'shimchalardagi bo'g'inlarning boshidagi g g harflarining tushib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, barg'an so'zi eski Turkiyada barg'an shaklida ko'radigan bo'lsak, eski Anadolu Türkiye tilida varan shakliga o'tadi, chunki b'dan v'ga o'tadi deb aytgan edik. Var shakliga o'tgan edi. Gandagi g'ning tushib qolishi natijasida varan shakliga o'tadi, ya'ni borgan degan ma'noni anglatadi. Yoki bo'lmasam ko'rgali hozir o'zbek tilida ko'rgani shaklida ne bilan ishlatamiz buni? Ko'rganli shaklining eski turkiydagi bu paytga kelib kega almashinuv bilan ko'rali shakliga o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Kedan gega almashinuv bilan gör shakliga o'tdi va galidagi g tushib qolib ko'rali shakliga ko'rgali ko'rali ya'ni o'zbek tilidagi ko'rgani qo'shimchasidir. Albatta boshqa ma'noga ma'noni anglatgan bo'lishi kerak. Evet, şimdi hangi eklerde yuvarlaklaşmalar var? Kısaca isterseniz onlara hemen değinelim böyle tek tek anlatmadan çünkü vaktimiz de herhalde azalıyor. Şimdi bir kere ilgi ekinin aslında her zaman yuvarlak kullanıldığını görüyoruz. Yani burada örneklerine bakarsanız atanun normalde biz Türkiye Türkçesinde bunu a düz olduğu için yine burada da ı'yı ı'nın gelmesini bekleriz. Ancak burada her zaman düz. Yani atanın, tanrının, sözünün, benim ve bizim şeklinde her zaman
dediğimiz gibi yuvarlak biçimlerini görüyoruz ilgi ekinin. Leblaniş hadisesi ge tohtal botamız. Leblaniş hadisesi de o şey bazı koşumçaların, hemen koşumçaların olmasa ham bazı koşumçaların bir bütçümüz gerek. Mesela karatkıç gelişi koşumçasının hazır ki Türkiye Türkçesi de leblengenlerden ki leblengen, leblenmegen özellerden ki leblenmegen koşumçalar gelişi kaidesi mevcut. Mesela nun koşumçası leblengenlerden ki geliş gerek. Lakin Eski Anadolu Türkiye dili gerek edeyen bolsak, bu yerde leblenmegen özellikten ki hem leblengen koşumçanın kiretkenliğini koşumuz mümkün. Mesela atanun yani atanin, tanrının yani tanrının, sözünün yani sözünün sözleri gerek edeyen bolsak, bu yerde leblenmegenden ki leblengen ünlüyle koşumçanın kiretkenliğini koşumuz mümkün. Aynı durum yine yön eki yani aru eru yön eki için de geçerli. Bugün mesela yukarı ve içeri şeklinde söylüyoruz bu sözcükleri ancak Eski Anadolu Türkçesinde yokaru ya da içeri şeklinde yazılıyor. Yöneliş koşumçası hesaplanan aru koşumçasını bilemez. Bu aru koşumçası Eski Anadolu Türkiye dili de leblengen tavuşlu koşumça bilen kegen ahir günlü de yokaru mesela yukarı degen içeru mesela içkere degen manana yetedi ve leblengen unliyle koşumça bilen yazılgen. Evet, yelik ekinde yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Özellikle birinci ve ikinci şahıslarda. Burada sanırım ben tabloyu küçültürken ikinci çoğul şahısı kaybetmişim arada. Normalde başınız ve eliniz şeklinde ikinci çoğul şahısında tıpkı birinci ve ikinci tekil kişi gibi yuvarlak söylendiğini söyleyebiliriz yelik eklerinde. Egeli koşumçalarga qaraydigan bo'lsak, egeli koşumça birinchi ve ikinci şahs birlik, birinchi ve ikinci şahs ko'plik koşumçalarining lablangan ekanligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, gandum, ya'ni o'zim degan ma'noda u ko'ryapmiz. Başum, ya'ni başım, elum, ya'ni qo'lim. Bu xususiyat ikinci şahs birlikte ham gendün, başun, elün şeklinde koruladı ve koplikte birinci ve ikinci şahs kopliklerde ham leblengen unliyle koşumçalarını koşumduk. Atamız, başımız, elimiz şeklinde. Evet, yine kişi eklerinde de aynı şeyi görüyoruz. Daha sonra bildirme eklerine bakacak olursak, bildirme eki yani dur ekinde özellikle yine yuvarlak kullanıldığını görüyoruz. Tabii bu dur ekinin durur biçimi de kullanılıyor. Yani ekleşmeye başlamış Eski Anadolu Türkçesinde ama aynı şekilde hem dur hem de durur biçimlerini aynı metin içerisinde görebiliyoruz. Yine uz ve vuz yani birinci çoğul şahıs ekleri de yuvarlak ünlülü kullanılıyor. Şahsan koşumçaları uz ve vuzu korup durmuş baruruz geliruz bir de hem leblengen koşumçalar koşulgen bildirme koşumçalar ya karayegen bulsak turmak fiilden durmaktan onun şey, durur şeklinden dur şekli ötüp koşumçalaşış hadisesini kuru yapması dur şekilde durur ve elbette bu yurda leblengen ünlili şekillerini işletletkenliğini koştuğumuz mümkün. Bu bilen birgelikte uz birinci şahs koplik koşumçası ve ki vuz birinci şahs şahsan koplik koşumçasını hem koştuğumuz mümkün. Bunlar hem leblengen ünlili koşumçalar hesaplanadı. Elbette dur ve dururunu bir metnin uzu da hem durlu hem dururlu şekillerini koştuğumuz mümkün. Mesela bir metinde çoktur ya ki çok durur şekilde iki şekilde hem işletişim mümkün. Evet. Yine yapım eklerinde yani isimden isim yapan ekler, fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler bazılarında biz her zaman yuvarlak biçimlerini görüyoruz. Şöyle isterseniz bakalım ekrana. Hani bunları tek tek saymayayım çünkü çok fazla var. Zamanımız da kısıtlı. Leblengen koşumça leblengen unli koşumça koşuladigan holatlarni bu sxemadan bu jadvaldan ko'rishingiz mumkin. Hammasini bitta bitta aytib o'tmasak ham bu yerda leblengen qo'shimchalar masalan orttirgan nisbat qo'shimchalari o'sha hozirgi zamon hozir kelasi zamon qo'shimchasi o'tgan zamon qo'shimchalarida leblengen unlili qo'shimchalarni ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Evet, geniş zaman ekininde ur biçiminin her zaman yine yuvarlak kullanıldığını görüyoruz. Onun dışında görülen geçmiş zaman eki, yani bugün
dediği gibi ifade ettiğimiz görülen geçmiş zaman ekinin birinci ve ikinci tekil ve çoğul şahıslarının her zaman yuvarlak ünlülü kullanıldığını görüyoruz. Geniş zaman yani hazırki kelesi zaman manası gerekiyor çünkü ur koşumçasının ham her daim leblengen iken leblengen koşumçalı leblengen ünlülü koşumça ikenliğini koşumuz mümkün. Bundan taşkarı yakın ötken zaman hesaplanıyor üçü de koşumçası bilen kere üçü koşumça fiillerde ham dum, dung, duk, dunguz şekli de leblengen ünlüler bilen tüslengenliğini koşumuz mümkün. Yine buyruk eklerinin ve gönüllülük ekinin yani geleyüm, gelelim gibi bu gönüllülük ekinin, volüntatif eki olarak da bilinir, yuvarlak kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda zarf fiil eklerinin pek çoğunun diyelim, hepsi olmasa da pek çoğunun aslında yine yuvarlak kullanıldığını, yani buradakilerin daha doğrusu yuvarlak kullanıldığını söyleyebiliriz. Buyruk istek, buyruk meyli de buyruk meyli ya sözcük koşumçalarının hem leblengen ünlüler bilen leblengen ünlüler koşumçalar bilen kelgenlerin koşumuz mümkün. Mesela korktürpsiz sun, barsun, gelsun şekilde. Hazır ki Türkiye Türkçesi de bunlar barsun şek, varsun şekilde emas, varsın şekilde. Birinci boğundaki ünlü leblengen musa leblengen leblenmeyen musa leblenmeyen halatı da keladı. Hazır ki Türkiye Türkçesi de lekin bu devirde sun koşumçasının leblengen ünlüyle koşumça olganligin ikenliğini kursatışımız mümkün. Bundan taşkarı gönüllülük yani voluntatiflik koşumçası hesaplanıyor ki mesela Uzbek dilde kele kete edip aytadigan koşumçamız bulgen koşumçada mesela varayum şekilde hazır ki Türkiye Türkçesi de varayım şekilde ifade kılınsa ham bu devirde varayum şekilde leblengen koşumçalı varyantı rivojlangan ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari ravishtosh qo'shimchalarga qaraydigan bo'lsak, ravishtosh qo'shimchalarining bu jadvalda keltirilgan shakllariga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham lablangan qo'shimchalarning ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, oynayu, varup, varuban kabi, vardukcha kabi shakllarning bu lablangan qo'shimchalar bilan qo'shilganligini, ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Evet, tabii dedik ki bir yuvarlaklaşma temayülü var genel olarak eklerde ve kelimelerde. Ancak bunun yanında bazı eklerinde her zaman düz yazıldığını görüyoruz. Yani bu yüzden aslında bu eklere de bakmak önemli. Mesela belirtme ekinin her zaman düz biçiminde kullanıldığını görüyoruz. Yani her zaman ı iyidir. Kelime yuvarlak ünlülü de olsa her zaman ı şeklinde gelir. Mesela tıpkı burada atayı tamam zaten öyle olmasını bekleriz Türkiye Türkçesine göre. Ama burada sözü derken biz normalde burada ü ile yazarız belirtme ekini. Ama eski Anadolu Türkçesinde dediğim gibi bu her zaman ı şeklinde kullanılıyor. Bundan oldingi qo'shimchalar haqida gapirayotganimizda lablanganlik haqida aytib o'tgandik. Endi lablanmaganlik yani leblengen ünlülerinin leblenmegen ünlülerine aylanışını ya ki şu şekilde istimalde buluşu hakkında malumat bir butamız. Bu yerde mesela tüşüm gelişigi koşumçası, Türkiye Türkçesi de hazır ı, i, u, ü, y, i, yu, yu şekilde Türkiye Türkçesi de işletiledi. Bu devirde ise leblenmegen versiyasının istimalde bolganligini açmamız mümkün. Mesela atayı yani atanı diye manana gidiyordu. Sözü ise sözünü deyip tercüme kılsa buladı Uzbek diliğe. Hazır ki Türkiye Türkçesi de sözü deki ö ünlüsü leblengen bolganligi üçün bu sözden kiyingi kelüçü tüşüm kelişigi koşumçası da ham leblengen koşumça buluşu kütülerdi. Mesela sözü şekilde kütülerdi. Lekin eski Anadolu Türkiye dili devrinde bu yerde leblenmegen ünlü işletilgenliğini koru yapmış. Evet. Yine normalde ayrılma eki dandendir eski Anadolu Türkçesinde ama bazı kalıplaşmış ifadelerde bu dın-din biçimini görürüz. Ne gibi? Mesela yanadın, yandan anlamında ya da öndin şeklinde. Burada da her zaman
I, yani düz şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bu ekin. Çıkış gelişi koşumçası gerektiğine bakarsak bu yerde kem işletiş bilen birgelikte yani kem namunada korunyan den koşumçasının ham işletilgenliğini koşumuz mümkün. Ve bu yerde ham yanadın yani yandan manası yanadın yandan ve öngün yani aldından manası geliyor. Bir de ham dinli şekillerin leblenmeyen şekillerini koşumuz mümkün. Evet. Yine iyilik eklerinin az önce yuvarlaklaşmalar kısmında birinci ve ikinci şahıslarının yuvarlak olduğunu söylemiştik. Tam tersine üçüncü şahısın her zaman düz olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani her zaman kulağı, gözü, kapısı, işte sivrisi şeklinde kullanılıyor. Egeli koşumçalarının birinci ve ikinci şahıslarda koplik ve birlik şekillerde leblengen ünlüler bilen türlengenliğini etkili etken etik. Bu yerde ise üçüncü şahıslarda leblenmegen ünlüler bilen türlengenliğini koşumuz mümkün. Yani birinci ve ikinci şahıslarda leblengen ünlülerle koşumçalarını kursak bu yerde leblenmegen ünlüyle koşumçalarını kuramız. Mesela kulu sözü de yani onun kulu manasındaki de bir de kulu şekilde leblengen ünlüyümüz, leblenmegen ünlü kereketkenliğini koyarız. Yani aynı şekilde mesela birinci şahsdaki gözüm oladigen olsa, üçüncü şahs birlikte gözü şekli yani kuzi sözü de bu nümayesi bile hazır ki Özbek dilindeki şekilge okşap işletilgenliğini koşumuz mümkün. Evet. Yani bu yine isimden isim yapan ek olan cı ya da ıncı ekinde de aynı şeyi görüyoruz biz. Onun dışında kişi eklerinde yani ikinci şahıs, tekil ve çoğul şahıs eklerinden demin mesela yuvarlaklaşma kısmında birinci şahsın yuvarlak kullanıldığını gördük. Onun tam tersine ikinci şahıslarda kişi ve bildirme eklerinin düz olduğunu görüyoruz. İsimden isim yasa üç koşumça yani isimden isim yasa üç koşumçalar hesaplanan üçü C ve inçi koşumçalarının ham fakat yine leblenmegen unlili şekillerini koşumuz mümkün. Mesela kuz göz C sözünü kur yapmız. Gözcü buluşunu kütarik hazır Türkiye Türkçesi noktayı nazar eden. Lekin bir de gözcü şekilde leblenmegen unlik bari kendini kore yapmış. Şahsan koşumçaları da ham sın koşumçasının leblenmegen kendini kore kurtturup mesela alursun, el türsün, alursız gibi. Birinci şahslarda itibar bergen bosengiz leblengen şekiller istimaldeydi. Lekin bir de leblenmegen şekillerini kore yapmış. Bildirme koşumçalarda ham sin kulsun yani sen kulsen manası da oğulsun yani sen oğulsen manası da bir de leblenmegen koşumçalarını koşumuz mümkün olabilir. Evet, son olarak soru ekinin de yine mumi soru ekinin de her zaman düz ünlüyle kullanıldığını görüyoruz. Yani yok mu, belli mi, vardın mı, gettin mi şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Sorak yüklemesi hesaplanan için meni yani sorak koşumcası hesaplanan için meni ham leblenmegen şekilde kendini koşumuz mümkün. Hazır ki Türkiye Türkçesi de bunun ham leblenmegen ham leblengen şekilleri mevcut. Bu devirde ise yok mu belli mi vardın mı şekilde leblenmegen ünlülerini istimalde kendini koşumuz mümkün. Evet, yine fiilden isim yapan ek, ıcı ekinin her zaman düz ünlülüğü kullanıldığını görüyoruz. Yine fiilden fiil yapan eklerin düz olarak, bu eklerin düz olarak kullanıldığını, yani uruşmak, dutulmak, götürülmek şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Ya da urunmak şeklinde kullanıldığını, yani düz ünlülüğü kullanıldığını genellikle görüyoruz. Fiilden ot yasa uç koşumçalar mesela yiyici koşumçasını koru yapmaz. Bir yerde mesela sorucu, ögücü, aldayıcı gibi koşumçalar. Bu Özbek dilindeki güçü ve uçu koşumçalar gibi doğru geledi. Yani bu koşumçalar da hem leblenmegen versiyelerini korup durmaz. Bundan taşkarı fiil nispetlerini yasa uç koşumçalarına itediyen bu sek iş, il, in gibi şekillerde hem fakat yine leblenmegen şekillerinin istimaldeyken kendini koşumçalar. Mümkün. Mesela uruşmak, sürtüşmek sözü de götürülmek buluşu kütülerde il koşumcası da lakin leblenmegen şeklini koşumuz mümkün buladı.
Evet, burada belki değinmeniz gereken bir ek, gelecek zaman eki olan ısar eki. Bunu da her zaman düz olarak kullanıyoruz. Bu ısar eki gelecek zamanı bildiren bir ek. Bugün Türkiye Türkçesinde kullanımdan düşmüş bir ek, eski Anadolu Türkçesine özgü bir ek. Bunun da yine düz kullanıldığını görüyoruz. Bu yerde yana muhim noktalardan bir tanesi gelecek zaman koşumçası. Yani kelesi zaman koşumçası hesaplanıyor ki isar koşumçasını kurup durmuş. Hazır ki Türkiye Türkçesi de bu istimalde emez. Bunu işletişmeydi hazır. Bu yerde isar koşumçasının hem birinci boğundaki nümenin leblenmegen ikenliğini koşumuz mümkün. Mesela bulusar tapadı, ulusar uladı. Yani ölecek manası da okuyser yani okuydu manası da bu gelecek zaman geles zaman koşumçası eski Anadolu Türkiye diline has zaman koşumçası hesaplanadı. Evet, yine mesela yuvarlaklaşmaları anlatırken görülen geçmiş zamanda birinci ve ikinci şahsın yuvarlak yani dun şeklinde kullanıldığını gördük. Onun tam tersine üçüncü tekil ve çoğul şahıslar her zaman düz kullanılıyor. Yani buldu, buldular, öldü, öldüler şeklinde kullanılıyor. Yine başka bir zaman eki olan öğrenilen geçmiş zaman eki. Normalde bugün Türkiye Türkçesinde biz dört biçimiyle de kullanıyoruz ama eski Anadolu Türkçesinde sadece düz biçimi yani sadece mış ya da miş biçimi kullanılıyor. Bulmuş, ölmüş gibi. Yakın ötken zaman koşumçası hem de üçü de koşumçasının birinci ve ikinci şahsıklar köplük ve birlik şekilleri de leblengen koşumçalar kegenliğine ait ötken edik. Üçüncü şahsıklar da köplük ve birlikte ise leblenmegen koşumçalar ikenliğini koşumuz mümkün. Mesela buldu yani taptı, öldü yani öldü, buldular yani taptılar, öldüler yani öldüler şekilde leblenmegen koşumçalar kegenliğini koşumuz mümkün. Evet, yine buyruk eki, ikinci şahıs gılgil ekinin her zaman düz kullanıldığını görüyoruz. Onun dışında ınca, ıcak ve cagaz zarf fiil eklerinin de her zaman düz kullanıldığını söyleyebiliriz. Uzak ötken zaman koşumçası ya ki Türk dilindeki nam bilen öğrenilen geçmiş zaman koşumçası sapan mış koşumçasını hazır ki Türkiye Türkçesi de hem cüdeyim ki istimalde ikenliğine ayıp uçuşumuz gerek. Birinci orunda bu yerdeki mış koşumçasının hem leblenmegen ünlü bilen işletiletkenliğini kurup durupmuz. Bundan taşkara buyruk koşumçası sapan ucu gil hazır Özbek dilde hem gil ve gin şekilde daha koprak gin şekilde işletiledi. Mesela bulgul, tapgin, ulgil, ulgin manası da gil koşumçasının ikinci şahsı da şedil etkenliğini koşumuz mümkün. Önce koşumçası ki karaydıgen bulsak, Uzbek dildeki günce koşumçası ki okşap keterdi, şaklen ge düşüp koyandı beytadigen bulsak, lekin mana cihatıdan o koşumçadan fark kıladı. Bulunca topkenden keyin, ölünce ölgenden keyin, eğer hazırgı Türkiye Türkçesi bilen tercüme kıladigen bulsak, ıcak şeklinde bulacak, topadı, ölecek, öledi manası da ıcaz kebe koşumçalarının leblenmegen ikenliğini koşumuz mümkün. Evet, bu aslında yuvarlaklaşmalar ve düzleşmeler genel olarak 17. yüzyıldan sonra iyice azalmaya başlıyor ve 18. yüzyılda da çok örnekle devam ediyor diyebiliriz. Yani 17. yüzyıla kadar aşağı yukarı bu yuvarlaklaşmaları görebiliyoruz metinlerde. Bu leblenmiş hadisesi ve leblengen ünlerinin leblenmegen ünlerge aylanış yani leblenmeslik hadisesini 18. 17. asırdan keyin kemeygenliğini koşumuz mümkün. 18. asırda ise cüdeyem kem namunası var idi bu leblenmiş ve örnek misallarının ve şu şekilde sekin sekin bu kaideler uz nimasini rivojlanishini tugatgan deb aytishimiz mumkin. Şimdi isterseniz gramer özelliklerinden sonra biraz devrin önemli kişileri ve eserleri üzerinde duralım. Şimdi eski Anadolu Türkçesi döneminde açıkçası çok fazla eser yazılmış, istinsahlar çok fazla yapılmış. Yani sadece bir metnin yüzün üzerinde yani Türkiye'deki kütüphanelerde ya da diğer uluslararası yurt dışındaki kütüphanelerde yüzün üzerinde nüshası olan eserler var. Dediğim gibi çok eser yazılmış bir dönem. Biz buraya sadece aslında derslerde genelde işlenen
ve en bilinen eserleri koymaya çalıştık. Yoksa bunun dışında da dediğim gibi aslında pek çok yazar ve eserden söz etmek mümkün. Bu devirde yaşayıp icat kılgen müellifler ve şairler hakkında malumat veredigen bu sek, bu devirde cüdeyem köp şahsler, müellifler, şairler yaşayıp icat kılışken bu yüzden köprak nüshası bulgen eserler hakkında hazır gap git yaptı. Bu yerde bütün müellifler hakkında malumat verilmedi. Asasi derslerde verilediğin derslerde malumat verilediğin asasi enimeler, şahslar hakkında malumat verildi. Evet. İlk önce tabii Yunus Emre ile aslında herkesin bildiği bir isim. Yunus Emre ile başlayalım. Şimdi burada ben dediğim gibi aslında bu dönem çok Türkiye'de ve dünyada çok çalışılmış bir dönem. Farklı kitaplar, farklı nüshalar üzerine çalışmalar mevcut. Ben buradaki genelde en eskileri ya da hani artık o yazarla biraz özdeşleşmiş isimleri koymaya çalıştım bu yana. Ama diğer metin yayınlarından da slaytımın sonunda yani sunumun sonunda örnekleri koymaya çalıştım yine. Hammaga ma'lum bo'lgan Yunus Emre bu davrda yashab o'tgan Yunus Emre'ni hozir bilamiz. Yunus Emre'ning til bilan bog'liq Yunus Emre o'z Turkiyada Yunus Emre markazi bor. Yunus Emre til kurslari bor. Yunus Emre nomi bilan faoliyat yurituvchi til nimasi hisoblanadi. Yunus Emre bu asrning namoyandalaridan biri hisoblanadi. Albatta bu eski Anadolu Turkiy tilida yashab o'tgan, ijod qilgan mualliflar ijodi haqida ham Turkiyada ham xorijda tadqiqot ishlari mavjud. Biz imkon boricha Turkiyadagi ishlatilayotgan manbalarni tanitishga harakat qildik. Albatta, Turkiyada va Turkiyaning tashqarisida juda ham ko'p bu manbalarni ko'rishingiz mumkin. Slaytning oxirlarida qilingan tadqiqot asarlari haqida yana slaytlar joy olgan, uni ham ko'rishingiz mumkin. Evet, şimdi Yunus Emre 13. yüzyılında sonunda aslında doğmuş ve muhtemelen de 1321-21 yılında vefat ettiği düşünülüyor. Şimdi ölüm yerini kesin olarak bilmiyoruz Yunus Emre'nin ve yaşamı boyunca Anadolu'nun aslında farklı yerlerinde bulunduğunu biliyoruz. Bu yüzden de hani halk çok da sevdiği için aslında pek çok yerde kabrinin olduğu söyleniyor. Hocam bu slaytı bitirelim sonra ben şey Ben onu soracaktım. Tamam. Yunus Emre Bektaşi şiir geleneğinden geliyor ve uzun yıllar Tapduk Emre'nin aslında dergahında tasavvuf eğitimi aldığını biliyoruz. Ve aslında günümüzde Yunus Emre'nin kabul edilen pek çok şiir aslında farklı şairlerin kaleminden çıkmış. Ancak sonunda bir şekilde Yunus Emre'ye isnat edilmiş, onun olduğu düşünülmüş şiirlerden oluşuyor. Yunus Emre'nin 400 şiirden oluşan bir divanı var. Ve maalesef Yunus Emre'nin yaşadığı dönemden elimize geçen bir nüsha yok. Divanının herhangi bir nüshası yok. En erken nüshanın da aslında 15. yüzyıla ait olduğunu biliyoruz. O yüzden işte aslında o şiirlerin gerçekten Yunus Emre'ye ait mi yoksa başka şairlerin kaleminden mi çıktığını bilemememizin aslında sebebi o. Çünkü o metinden, o dönemden yani Yunus Emre'nin yaşadığı dönemden elimizde bir divan nüshası yok. Yani en eski nüshanın da 15. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Ve şiirlerinin çoğunu dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazıyor. Ama bunun dışında aruz ölçüsüyle yazdığı gazel ve mesnevi türünde de eserleri var. Yunus Emre'nin divanı dışında aslında Risaletin Nusiye adında didaktik bir mesnevisi daha vardır. Dini tasavvufi bir mesnevidir bu. Ve giriş ve ana bölümdeki beyitlerin arasında da kısa bir mensur kısım aslında bulunur. Ve toplamda 5 nüshası bilinir ve en eski nüshanın da yine divanı gibi 15. yüzyılda yazıldığı tahmin edilmektedir. Yunus Emre hakkında aytadigan bo'lsak, Yunus Emre halk tarafından juda ham yaxshi ko'rib sevilgan, halk tarafından ardoqlangan shoir bo'lganligi uchun ham Yunus Emre'ni ijodini o'rganishni ham osonlashtiradi, ham ayni paytda qiyinlashtiradi. Osonlashtirish sababi shundaki, Yunus Emre haqida aniq hatto tug'ilib
tug'ilgan va vafoti tarix haqida ham aniq ma'lumot yo'q, lekin 13-chi asrning oxirida tug'ilib, 1320 yoki 21-chi yilda vafot etgan deb taxmin qilinadi. O'lgan joyi, ya'ni vafot etgan paytdagi joyi qayerda ekanligi aniq bilinmaganligi uchun o'sha qayerda o'lganligi haqida ma'lumot bo'lmaganligi uchun Anadolu'ning har xil joylarida o'sha aylanib sayohat qilib yurgan bo'lganligi uchun, ya'ni ko'p joylarga borganligi uchun uning ko'p Anadolu'ning ko'p nuqtalarida boshqa boshqa qabrlari bor. Ya'ni Yunus Emre'ga oid deb aytiladigan bir nechta qabr haqida aytishimiz mumkin bo'ladi. Yunus Emre Bektoshi she'r an'anasining davom o'sha nimalardan hisoblanadi, asoschilardan hisoblanadi. Juda ham ko'p vaqt mobaynida Toptuq Emre'ning dargohida tasavvuf ta'limasini tahsilini oladi. Hozirgi kunda Yunus Emre'ga oid deb qabul qilinuvchi juda ham ko'p asarlar bor, lekin bu asarlarning hammasi ham Yunus Emre'ga oid emas, boshqa-boshqa shoirlarga oid bo'lishi oiddir. Yunus Emre'dan qolgan asarlardan bittasi Devon hisoblanadi. Devonda 400 ga yaqin she'r mavjud. Yunus Emre yashagan paytdan beri o'sha Yunus Emre yashagan paytda o'sha yozuvga o'tkazilgan, yozilgan bironta nusxa bizgacha yetib kelgan emas. Hamma nusxalar Yunus Emre o'lgandan, ya'ni vafot etgandan keyingi davrlarga oid ko'chirilishi. Eng birinchi yozilgan o'sha Yunus Emre vafotidan keyin yozilgan nusxalarning eng eskisi 15-chi asrga oid deb taxmin qilinadi. Bu she'rlarning ko'pchiligi to'rtliklar bilan yozilgan va hijo vaznida yozilgan. Devonda to'rtliklardan tashqari aruz vazni bilan yozilgan g'azal va masnaviylar shaklida she'rlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan devondan tashqari Risolatun Nusxiya nomli asari bor. Bu asar 1307 yilda yozilgan diniy tasavvufiy didaktik masnaviy hisoblanadi. Kirish qismidagi baytlarda qisqachagina mansur, ya'ni nasr qismi ham bor. Umumiy hisobda 5 ta nusxasi bor bu Risolatun Nusxiyaning. Bu nusxaning ham devon kabi eng eski nusxasi 15-chi asrda yozilgan deb taxmin qilinadi. Evet, diğer bir şairimiz Gülşehri. Gülşehri de yine 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başında yaşamıştır. Ve aslında mahlasını da o zamanki adı ile Gülşehir, yani bugünkü Kırşehir aslında şehrinden alır. Gülşehri'nin eserlerinden de anladığımız kadarıyla aslında geniş bir tasavvuf bilgisine sahiptir. Ve ahilik ile bağlantısı olduğunu ve ahi evrana bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Başta Celaleddin Rumi Mevlana olmak üzere tasavvufun aslında önde gelen simalarının eserlerinden etkilendiğini görürüz. Ve ölüm yerini tam olarak bilmemekle birlikte Mantık-ı Tayrı 1317'de tamamlandığını biliyoruz. Bu sebeple yani 1317'den sonra vefat ettiği söylenebilir. En önemli eseri aslında Gülşehri'nin Mantık-ı Tayr'dır. Biliyorsunuz Tayr kuş demek Arapça ve mantık da nutuk kelimesi buradan gelir. Konuşma aslında ve Türkçe'ye de kuşların dili olarak aktarabileceğimiz bir eserdir. Yine Gülşehri bu eserini yazarken aslında İran şairi Feridun Attar'ın yine Mantık-ı Tayr adlı eserinden esinlenerek meydana getirmiştir eserini ve bu eseri yazmadaki amacını aslında Türkçe ile Farsçadakinden daha güzel bir eser ortaya konabileceğini göstermek amacıyla bu eseri yazdığını söyler. Sufiyane öğretici tarzda bir mesnevidir ve alegorik bir anlatımla yazılmıştır. Nedir çünkü alegorik anlatımla neden öyle diyoruz? Çünkü aslında konu olarak mesnevide Hüthüt adındaki bir kuşun, Hüthüt kuşunun önderliğinde birbirinden farklı kuşların padişahları Simurg'u aramak için bir yolculuğa çıkmaları anlatılır. Ve sonunda aslında yolculuğun sonunda geldikleri yerde
30 kuştan yani kendilerinden başka hiçbir şeyin olmadığını görürler. Ve bu yüzden aslında orada bir söz oyunu vardır. Çünkü Simurg Farsça'da si 30 ve murg kuş demektir. Yani 30 kuştur. Yani aslında aradıkları padişahın kendileri olduğunu görürler. Gülşehir'in Mantık-ı Tayr dışında Felekname yine Farsça kaleme alınan bir mesnevidir. Ve insanoğlunun varoluşu ve akıbetinin ne olacağı konusu işlenir. Tek bir nüshası vardır Ankara İl Kütüphanesi'nde. Onun dışında yine Keramayt-ı Ahi Evran. Buradan zaten ahilikye bağlı olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında da yine Farsça olarak yazılan 16 yapraklı küçük bir Aruz-u Gülşehri eseri vardır diyebiliriz. Keyingi namayandalardan bittasi Gulshahri. Gulshahri 13-chi asrning oxiri bilan 14-chi asrning boshlarida yashab o'tgan. Taxallusi o'sha paytdagi shahar nomi Gulshahri, hozirgi Qirshahr nomidan olingan. Keng tasavvufiy ma'lumotga ega bo'lgan Gulshahri ohiylik bilan bog'liq ekanligi, ya'ni bu yo'nalishda ekanligini aytishimiz mumkin. Ohiy Evranning o'sha davomchilardan biri bo'lishi kerak. Jaloliddin Rumiyga o'xshash va Jaloliddin Rumiydan eng ko'p Jaloliddin Rumiydan va tasavvuf simalaridan o'shalarning asarlaridan ta'sirlanib asarlar yozgan deyishimiz mumkin. O'lim tarixi, ya'ni vafot sanasini aniq aytolmasak ham Mantiqut Tayr asarini tugatgan 1317 yildan oldin o'lgan deb taxmin qilinadi. Mantiqut Tayr asariga, ya'ni Gulshahrining Mantiqut Tayr asariga keladigan bo'lsak, turk tiliga, ya'ni turkiy tilga qushlarning tili sifatida tarjima qilishimiz mumkin. Bu asarni 1317 yilda Eron shoyi Fariddin Attorning xuddi shunaqa nomli asaridan ilhomlanib bu asarni yozgan Mantiqut Tayrni. Gulshahri o'sha bu asarni yozganda ya'ni turkcha turkiy til bilan ya'ni farschadagidan juda chiroyliroq asarni yoza olishini aytib ko'rsatish maqsadida bu asarni yozganligini aytib o'tadi o'z asarida. Bu asarning hikoyasida aslida sufiyona o'sha didaktik tarzda yozilgan kitob o'sha hikoya hisoblanadi, allegorik ifoda bilan berilgan. Bu yerda hudhud boshchiligidagi qushlar to'plami yig'ini o'sha o'zlarining podshohlari bo'lgan Simurg'ni qidirishni boshlaydilar. Va bu nimada o'sha sarguzashtlarini bu yerda aytib o'tadilar va o'sha nima hikoyaning oxirida juda ham kam qush qolgan bo'ladi va o'sha ular topgan saroyda o'zlaridan boshqa hech kim bo'lmaydi. Shu shaklda o'zlari qidirgan podshohning o'zlaridan boshqa kishi emas ekanligi haqida fikr yuritadilar bu qushlar va bu hikoyada so'z o'yini bor, ya'ni si farschada 30 murg qush degan ma'noni anglatadi, ya'ni 30 qush, ya'ni podshohlaring o'zingdan boshqa emas degan o'sha qissadan hissani olishimiz mumkin. Ya'ni Gulshahrining keyingi asarlariga qaraydigan bo'lsak, Falaknoma asari bor. Ondan keyingi bu Ankara xalq kutubxonasida saqlanadi. Karamati Ahi Evran ahilik yo'nalishida deb aytib o'tgan edik va Aruzu Gulshahri o'sha fors tilida yozilgan 16 yaproqli kichik masnaviy hisoblanadi. Diğer bir şair Şeyhoğlu'dur. Şeyhoğlu da yine 14. yüzyıl şairlerindendir. Germiyan sahasında yetişmiştir. En çok aslında bilinen eseri Marzubanname ve Kavusname tercümeleridir. Yine Farsçadan aslında ikisi de tercüme edilmiş
eserlerdir ve didaktik bir eserdir Marzuvanname. Kabusname de burada kabus değil, kabus diye okumak lazım. Çünkü aslında dedesinin adıyla anılıyor kitap. Yani Keykavus bin İskender bin Kabus şeklinde Farsça eserin tercümesi olduğu için kabusname tercümesi olarak biliniyor. Burada da yine işte mezliş, işte işret ağlamı, yıkanmak, konuk olmak, ağırlamak gibi aslında günlük hayata dair pek çok alanda öğütler içeren bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Kenzül Kübera ve Mehekkül Ülema diye bir eseri var. Bu da yine mensur ve menzum karışık bir eser. Padişah, bey, vezir gibi toplumun ileri gelenlerine öğüt vermek için yazılmış bir kitap. Yine Hurşid-i Ferahşat da Şeyhoğlu'nun eserlerinden biri. Hurşidname olarak da karşımıza çıkabilir. 8 bin beyitlik bir mesnevidir yaklaşık. Hurşid ile Ferahşat arasındaki aşkı anlatır. Şehname'den aslında etkilenerek yazıldığı söylenebilir. Şeyhoğlu'nun eserler hakkında 14. asırda yaşayıp ötken Garmiyan hududu da yetişip çıkan Marzubanname tercümesi eseri var. Bu eser didaktik eser hesaplanadı. Farsça eserden tercüme kılıyan ve Kabusname tercümesi var. Kaykavus bin İskender Kabus'un Farsça eserinin tercümesi hesaplanadı. Bu yerde meclis, adabı, yuvunuş, mihman buluş ve mihman kılış, av kılış hakkındaki hayatının muhim sahalarına ait nasihatlerini uz içine alıcı eser hesaplanadı. Kenzül Kubara ve Mehekkül Ulama eserini hem konuşmamız mümkün. Nasri ve Nazmi eser, Aralaş eser hesaplanadı. Padişah, Bek, Vezir ve cemaatinin en alt kısmı nasihat verici kitap hesabında Hurşit ve Ferahşat namlı eseri var. Bu Hurşitname namı bilen ham aytiladi ve 8000'e yakın beytini öz içine alıcı masnavi hesablanadı. Evet, diğer bir isim de Aşık Paşa. Aşık Paşa da yine Kırşehir'de dünyaya gelmiştir ve elimizde aslında çok fazla bilgi yok. Sadece oğlu Elvan Çelebi'nin kitabında geçen eseriyle, eserinden alıyoruz aslında bilgileri. Aşık Paşa aslında tarihte Babayler İsyanı olarak bilinen, ayaklanmayı başlatan ismin, yani Baba İshak'ın yeğeni ve pek çok müridi bulunan Şeyh Baba İyas'ın da torunudur. Kırşehir'de vefat ettiğini düşünüyoruz ve en büyük aslında eseri Garibname eseridir. Garibname yaklaşık 11 bin beyitlik bir mesnevidir. Eserin başında işte kainatın yaratılışından bahsedilir. Bu daha çok Farsça aslında bir girişle yapılır. Ve aslında yani dini tasavvufin, tasavvufi konuları yine ele almış bir eserdir ve 10 bab şeklinde olup her bapta da 10 tane destandan aslında oluşur. Her destanda da ayet ve hadisler açıklamalarıyla birlikte verilir. Çeşitli hikayelerle bunlar desteklenir. Garibname, Aşık Paşa'nın diğer şiirlerini de aslında içermesi bakımından zaman zaman Divan-ı Aşık Paşa olarak karşımıza çıkar. Yine öğretici mahiyeti olması bakımından Marifname ismiyle de yazıldığını görürüz. Ve aslında bu eserinin dışında Aşık Paşa'nın çeşitli mecmualarda bulunan 60 kadar şiiri vardır ve çoğunluğu yurt dışında olmak üzere 100'ün üzerinde dediğim gibi nüshası vardır Garibname'nin. En eski nüshasının da aslında 15. yüzyılda istisah edildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında Aşık Paşa'nın Fakrname ve Vasfi Hal adlı iki kısa mesnevisi de vardır. Aşık Paşa keyingi namayındalardan biri. Aşık Paşa 1272'de Kırşehir'de doğulgan. Aşık Paşa hakkında ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Mavjud ma'lumotlar ise asosan o'g'li Alvon Chalabining Manaqibul Qudsiyya fi Minasibi Unsiyya asaridan olingan. Bu o haqidagi ma'lumotlar. Aşık Paşa Babayiler isyanı deb diye tanılıyor. İsyanını başlatken Baba İshak'ın ciyanı onun köp müridi bulgen Baba İlyas'ın ham nevarası hesaplanadı. 3. Noyabr 1332 yılda Kırşehir'de vafat etken onun katta eseri Garibname eseri hesaplanadı.
1330 yılda yazılgan umumi hisobda 11 ming baytlik masnavi hisoblanadi. Asar boshida o'sha munojat, nat va to'rt xalifaga maqtov qismlaridan keyin farscha kirish qismi davom etadi. Diniy tasavvufiy mavzularni ishlovchi asar hisoblanadi. 10 ta bob shaklida tartib qilingan va har bobda 10 tadan doston mavjud. Har dostonda oyat va hadis izohlari bilan birgalikda berilgan har xil hikoyalar berib borilgan. G'aribnoma Oshiq Poshaning qolgan she'rlarini ham o'sha Oshiq Poshaning boshqa she'rlarini ham o'z ichiga olishi nuqtai nazaridan Devoni Oshiq Posha o'sha didaktik mohiyatda bo'lishi sababi bilan ham ma'rifatnoma deb ham aytiladi. Bu asardan tashqari Oshiq Poshaning har xil majmualarda joy olgan 60ga yaqin she'ri mavjud. Ko'pchiligi xorijda bu asar nusxalarining va G'aribnomaning eng eski nusxasi 15-chi asrda ko'chirilgan deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari Faqirnoma va Vasfxol nomli qisqa masnaviy ham Oshiq Poshaga ait deb aytiladi. Diğer bir eserimiz de Şayat Hamza. Mahmur Hocam biraz hızlı mı geçeyim? Çünkü aynen hocam saat... biraz uzadım. Evet biraz şeydeyiz daha yazar ve eserlerdeyiz. Biraz o zaman çok kısa kısa geçeyim ben bu eserler kısmını. Şimdi diğer bir şairimiz Şeyat Hamza. Yine doğum ve ölümü çok bilinmiyor. 14. yüzyılda artık yaşadığı, daha önce çünkü sanki 13. yüzyılda yaşamış gibi düşünüldü ama artık 14. yüzyılda yaşadığı kesinleşmiştir. En önemli aslında eseri de Yusuf'u Zeliha eseridir. Dastan-ı Yusuf olarak da biliriz. Yaklaşık 1500 beyittir. Yusuf-u Zeliha da zaten adından aslında anlaşılacağı gibi Kur'an-ı Kerim'in 12. suresi olan Yusuf suresinde geçen Yusuf hikayesini anlatır. Tabi Zeliha ismi yoktur hatırladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de ama en azından o meyve soyma hadisesi vardır ve Zeliha'ya yani bir kadına bir yer verilmiştir orada. Oradaki işte 12. suredeki aslında Yusuf suresine dayanarak oradaki küçük anlatılan hikaye bir şekilde Türk edebiyatında işlenmiş ve bir Yusuf-u Zeliha hikayesine dönüştürülmüştür diyebiliriz. Bunun dışında da yine Dastane Sultan Mahmut diye bir eseri vardır Şeyat Hamza'nın. Keyingi namoyandalardan biri Shayyad Hamza o'limi va tug'ilish tarixi haqida ma'lumotga ega emasmiz. Bugungi chog'gacha bo'lgan tadqiqotlarda 13-chi asrda yashab o'tgan deb aytilardi, lekin oxirgi tadqiqotlarga ko'ra 14-chi asrda yashagan ekanligi aniq nima qilingan, aniqlangan. Yusuf va Zeliha Destan Yusuf nomi bilan aytiladi. 1529 baytdan iborat. Qur'oni Karimdagi 12-chi surada tilga olingan Yusuf surasidagi Yusuf va Zeliha hikoyasining kengaytirilgan shakli hisoblanadi. Albatta u yerda Zeliha ismi yo'q, Yusuf nimasi bor, lekin bu o'sha Yusuf haqida nima qilingan suradan kengaytirilgan bir doston deb aytishimiz mumkin. Undan keyingi asar esa Dostoni Sultan Mahmud 79 baytdan iborat bir asar hisoblanadi. Evet. Diğer önemli eserlerden ve aslında Türk edebiyatında yani eski Anadolu Türkçesi içinde okutulan eserlerden biri Süheyl-i Nevbahar. Süheyl-i Hoca Mesut iki tane eseri vardır. Süheyl-i Nevbahar ve Ferhengname-i Sadi olarak. Süheyl-i Nevbahar yine Farsçadan Türkçe'ye çevrilmiş bir mesnevi ve yaklaşık 6000 beyitten oluşur. İşte Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin Fafuru'nun kızı aslında Nevbahar'ın aşkını anlatan bir eserdir. Gördüğünüz gibi yani bu eski Anadolu Türkçesinde aslında bu iki aşk hikayeleri çokça işlenmiş aslında konulardan biridir ve genellikle Farsçadan tercüme yoluyla Türkçe'ye kazandırılmış eserlerdir diyebiliriz. Hoca Mesud'un Ferhengname bunun dışında yani Süheyl-i Nevbahar dışında Ferhengname-i Sadi tercümesi adında bir eseri var. Bunda yine İranlı şair aslında Sadi'den alıyor. Aslında Sadi'nin Bostan adlı eseri vardır ve Bostan bu Ferhengname-i Sadi, Bostan'ın aslında kısaltılmış bir versiyonudur.
Bizim bu konuda aslında bir şeyimiz vardı, yazımız vardı aslında bu Ferhinami-i Sadi ile ilgili. Aynı zamanda metin çalışması da yapıyorum, nüsha karşılaştırmaları olarak. Ve aslında öğretici nitelikte bir mesnevi olduğunu söyleyebiliriz. Dini ahlaki konularda da pek çok nasihatler veriyor. Keyingi namoyandalardan bittasi Xoja Masud 1300-1370 yıllarda yashagan bo'lgan deb taxmin qilinadi. Suhayl Nobahor atlasari bor. Fors tilidan tarjima qilish yo'li bilan yaratilgan masnaviy hisoblanadi. 6000 baytga yaqin 1350 yılda tugagan. Bu asarda Yaman podshohining o'g'li Suhayl bilan Chin Fag'furining qizi Nobahorning ishqini mavzu qilib olgan. Asarning bir nusxasi Berlinda, ikkinchisi Dehri Dilchin kutubxonasida bor. Keyingi asar esa Farhangnoma-i Sa'di tarjimasi. Eronlik shoir Sa'di Shirozi tomonidan 1257 yilda yozilgan 44 baytdan tashkil topuvchi Bo'ston nomli masnaviysini qisqartirib 14-yi yilda aslida turk tiliga tarjima qilishdan o'rtaga chiqqan asar hisoblanadi. Bu asarda 1000 baytlik hajmga ega bo'lgan masnaviy 1354 yilda tugatilgan va bu o'sha nima didaktik mohiyatdagi asarlarga nima joy berilgan bu asarda. Albatta bu yerda shuni ham aytib o'tishimiz kerak. Funda xo'jamizning bu nima haqida, asar haqidagi nimasi haqida maqolasi bor. Undan ham o'qishimiz mumkin bo'ladi. Evet, yine bir başka bir şair aslında geç biraz keşfedildi. Fahri. Fahri hakkında çok fazla bilgimiz yok. Tek bir eserini biliyoruz. O da Hüsrev-i Şirin eseri aslında. Aydınoğlu Beyliğine bağlı olduğunu biliyoruz. Ve Hüsrev-i Şirin de aslında Anadolu'da yani Anadolu Türkçesiyle yazılmış ilk Hüsrev-i Şirin çevresi olması açısından önemlidir. Neyi anlatır Hüsrev-i Şirin? Genel olarak Sasani İmparatoru Hüsrev ile, yani ikinci Hüsrev ile Şirin arasındaki aşkı anlatan, aşk macerasını anlatan bir eserdir ve tek nüshası Berlin Devlet Kütüphanesi'ndedir. Tabii bu Hüsrev-i Şirinler genellikle yine Farsçadan, yani Nizami'den özellikle adapte edilerek Türkçe'ye kazandırılmış eserlerdir. Keyingi shoirlardan biri Fahri, Fahriddin Yoqub Mehmet asl adı, asl ismi. Bu Fahri'nin asarlardan bittasi Xusrav ve Şirin 1267 yılda yozilgan. Bu asar Nizami Gencevi'nin 1180 yılda yozgan Farsça masnavisinin Türkçe tercümesi. Sasani imperatori hukumdarı Xusrav'nin Şirin ve Xusrav arasındaki ishq ishq macerasını ishq macerası mavzusu var. Bunda bunun yagona nusxası Berlin Davlat Kütüphanesi'de saklanadı. Anadolu Türkçesi'de yazılgan ilk Xusrav ve Şirin tercümesi saklanadı. Elbette bu eserlerde Farsçadaki eserlerden ham tercüme kılıp ham Türkçe'ye ham uygurgen ham Türkçe'ye maslaştırılgan eserler saklanadı. Evet, diğer bir önemli şair de Kul Mesut ve Kelile ve Dimne adlı eseri. Burada bende fotokopisi olduğu için Milan Adamo için sadece ön kısmını koyabildim. Hayat hakkında çok yeterli bilgimiz yok aslında. Tek eseri var, o da Kelile ve Dimne. Aslında önceleri işte daha önce anlattığım Hoca Mesut'la karıştırılmış ama daha sonra ikisinin farklı insanlar olduğu görülmüştür. 14. yüzyılda yaşamış olduğu düşünülüyor. Yine Kelile ve Dimne'nin ne anlattığına kısaca bakarsak aslında Sanskritçedir. 1. yüzyılda yazıldığı tahmin edilir Beydaba tarafından. Ve önce Arapçaya daha sonra da Farsçaya çevrilir Kelile ve Dimne. Türkçe'ye çevirisi de aslında Farsçası esas alınarak yapılmıştır. Eser Anadolu Türkçesiyle yapılan ilk tercüme olması açısından önemlidir. Mansum ve menzur biçimleri bulunur. Burada aslında iki çakal anlatılır hikayede. Kelile dürüstlüğü,
Dimne ise yalancılığı teslim eder ve iki çakalın üzerinden bu dürüstlük ve yalancılık aslında didaktik bir şekilde anlatılır. Kul Mesud ki şairlerden bir de muhaliflerden bir tanesi Kalile ve Dimna'nın tercümanı sıfatı açmamız mümkün. Onun yegane eseri bizden malum Kalile ve Dimna eseri. Kalile ve Dimna eseri hakkında kısaca etkilerimizde Bedeva tamamına Sanskritçe yazılıyor. Bu fable yani masal. Kalile ve Dimna aldın Arap dilige kim Fars dilige tercüme kılınken Türk dilige tercüme kılınken de ise Fars dilindeki tercümesi asas alınken ve Kul Mesud tamamının tercüme kılınken Kalile ve Dimna'nın şey, Anadolu Türkçesi tercüme kılınken ilk tercümesi buluşu noktayı nezardan cüda muhumasak sapınadı. Evet, yine diğer bir isim Muhammed bin Bali ve elimizde çok fazla bilgi yok. Sadece kitabından anlaşıldığı gibi Akadül İslam'dan bir din alimi olduğunu söyleyebiliriz. Akadül İslam ya da Kitab-ı Güzide şekliyle bilinir ve dini kuralların öğretilmesi amaçlı hazırlanmış bir ilmihal kitabıdır diyebiliriz kısaca. Muhammed bin Ali'nin Kitab-ı Güzide ve yok ki Akaid-ül İslam namlı kitabı din hakkındaki kitabı kendi hakkında malumat verişimiz mümkün. Hocam hızlıca geçmezsek. Evet, tamam. Yine diğer bir isim Ahmedi, 14. yüzyılın en güçlü, en uzun eserler vermiş şairlerinden biridir. İskendername, Cemşid-i Hurşit ve Divan aslında eserleridir diyebiliriz. Özellikle İskendername, Türk edebiyatında çokça işlenmiş ve sevilmiş bir eser olması bakımından önemlidir. Divanı da oldukça kapsamlı bir divandır ve 9000 beyittir. Kısaca böyle söyleyebiliriz. Ahmedi 14. asırda yaşabotken en çok eser yazgan şairlerden hesaplanadı. Onun İskendername, Divan ve Cemşid-i Hurşit namlı eseri var. İskendername eserinin cildini slaytta koşingiz mümkün. Evet, Şeyhi yine benim de Hüsrev-i Şiir üzerine doktora çalışmamın olduğu isim aslında. Germiyanoğulları sahasına ait bir isimdir Şeyhi. Divanı, Hüsrev-i Şiirini ve Harname adlı eserleri vardır. Hüsrev-i Şiir'in tıpkı Fahri'deki olduğu gibi yine Nizami'den örnek alınarak geliştirilmiş bir eserdir, adapte bir eserdir. Harname'de yine bir hiciv hikayesidir aslında. İşte öküzün boynuzuna özenen aslında bir eşeğin sonunda kuyruğundan ve kulaklarından olması anlatılır. Divanı da yine orta hacimde bir divandır ve Fars şairlerinden Selman-ı Saveci ve Hafız-ı Şirazi'nin etkileri görülür eserlerinde de. Şeyhi hakkında dediğim bu sek, Kundaşan damlamızın şey, doktorantura disertasyası Şeyhi'nin eserleri bu içe. Şeyhi hakkında dediğim bu sek, 14. 15. asırların başlığı yaşa bu icat kıyanlığı hakkında içimiz mümkün. Onun eserleri Divan, Husra ve Şirin ve Harname diyen eserlerine içimiz mümkün. Divanı orta hacimdeki eser hesaplanadı. Hüsrev ve Şirin Nizami Gencevi'nin işte eserinden Farsça eserinin Türkçe'ye tercümesi hesaplanadı. Harname eseri de ise Hacıv yolu bilen işte ugitler, nasihatler bir uçu eser hesaplanadı. Bir eşek ve bir hukkız hikayesi var bu yerde. Son olarak iki tane tarih kitabından bahsedebiliriz aslında. Tevârih-i Âli Selçuk ve Tevârih-i Âli Osman olarak. Bunlar da yine 15. yüzyılın önemli tarihçilerinden olduğu için bunları da eski Anadolu Türkçesi içerisinde değerlendirebiliriz. Kısaca böyle söyleyebiliriz. Yeni eserlerde yazı Cizade Ali'nin Tarihi Ali Selçuk eserine içimiz bugün. Bunlar tarih eseri hesaplanadı. Lakin hususiyetleri kara bunu ham İskandinav Türk dilige taalluklu eser diye içimiz mümkün. Yine dediğim gibi Aşıkpaşazade'nin Tevârih-i Âli Osman'ı da 15. yüzyılda yaşamış olduğunu tahmin ettiğimiz için eski Anadolu Türkçesi metinleri arasında sayabiliriz. Aşıkpaşazade'nin Tevârih-i Âli Osman eserini hem 15. asırda yaşabotkenliği üçün İskandinav Türk dilige ait eser ve ateş mümkün. Son olarak aslında Dedem Korkut kitabı yine önemli metinlerden biridir Türk edebiyatı için.
Asıl başlığı kitabı Dedem Korkut Analisane-i Taife'yi Oğuzhan olarak geçirir. Oğuzname olarak da bilinir aslında. Bu Oğuzların aslında komşuları işte Rumlar, Ermeniler, Gürcüler ve bazen de aslında kendi aralarındaki mücadelelerini anlatan mensur ama yer yerde manzum kısımların bulunduğu hikayelerden oluşur. Şimdi hikayeler aslında çok daha öncesinden halk arasında bilinmesine rağmen 15. yüzyıldan sonra yazıya geçirilmiş hikayelerdir bunlar. Ve iki tane nüshası aslında şu zamana kadar biliniyordu. İşte birincisi Dresden nüshası, ikincisi Vatikan nüshası olmak üzere. Dresden 12 nüsha, Vatikan 6 nüshadan oluşuyor şeklinde. Yalnız son gelişmelerle yani burada özellikle Mustafa Kaçar'ın hocanın kitabını koydum. Bu kitapta da belirttiği gibi Türk Tarih Kurumu'nda da aslında 2017 yılında bir yayınladığı kitabında Türk Tarih Kurumu'ndaki bir nüshanın da Oğuz kitabına eklemiştir. Onun dışında da son aslında 2020 yılında 3 tane yayın daha yapıldı Türkmen Sahra nüshası üzerine ama onlar çok yeni nüshalar olduğu için açıkçası şu an için sunumuma almadım onları diyebilirim. Keyingi eserlerden bittesi Dedem Korkut kitabı degen deb nomlanuvchi asar. Buni Oğuznoma ham deb aytish mumkin. Oğuzlarning qo'shnilari bo'lgan Rumlar, Armanlar, Gürcüler bilan orasidagi o'sha urushlarini hikoya qiluvchi nazmiy asar hisoblanadi. Nazmiy qismlar ham bor bo'lgan asar hisoblanadi. Bu hikoyalar o'sha xalq tomonidan bilingan hikoyalar bo'lishiga qaramasdan 15. asrdan keyin yozma sifatida yozilgan, qayd qilingan. Asarning birinchi asari nusxasi Drezdenda, ikkinchisi Vatikanda nusxasi bor ekanligi haqida bizda ma'lumot bor edi. Dresden nusxasi 12 ta hikoyadan tashkil topadi va nima Vatikan nusxasida esa 6 ta hikoya mavjud edi. Lekin bu yerda o'ng tarafda ko'rayotganingiz Mustafa Kachalin domlamizning Oğuzlarning tili bilan Dedem Korkutning kitobi, Oğuzlarning tili bilan Dedem Korkutning kitobining nimasini jildini ko'rishingiz mumkin. 2020 yilda Yeni Sahra Turkmen nusxasi ham topildi. Bu haqida 3 ta tadqiqot ham amalga oshirildi va nashr qilindi. Lekin bu tadqiqotlar hali yangi bo'lganligi uchun bu slaydning ichiga olinmadi. Lekin oxirgi ishlar sifatida o'sha 2020 yilda bosilgan nashrlarni ham ko'rish mumkin. Evet, dediğimiz gibi 12 tane hikaye var. Burada görüyoruz zaten. Sonraki zaten kaydediliyor muhtemelen Mamura Hocam bunlar. Sonrasında da ulaşılabilir. O yüzden hızlı geçiyorum burada. Ha, şimdi şeyden bahsetmek istiyorum çok kısa. Şimdi Eski Anadolu Türkçesi üzerine tabii ki tematik çalışmalar yapılıyor ama asıl klasik yöntem, eskiden beri gelen yöntem metin çalışmaları aslında. Ve metin çalışmalarında nasıl bir yol izleyeceğiz? Aslında yeni araştırmacılarımız için bu kısmı koydum daha çok. Hani bir Eski Anadolu Türkçesi çalışmak istiyorsam eğer nereye bakmam gerekir aslında anlatmaya çalışıyorum burada. İlk önce metin bulma aslında. Nasıl bulacağız metni? Türkiye'deki ve dünyadaki Türkçe yazmalarının bulunduğu kütüphane katalogları taranmalı. Ve bunda aslında dikkat edeceğimiz iki unsur var. Metinin okunaklı olması bu çok önemli. Çünkü sonradan bizi yoracaktır bu okunaklı değilse. Ve mümkünse ses özelliklerini görmemiz açısından harekeli olması önemli. Bunun üzerinde metin üzerine araştırma yapma kısmı gelir daha sonra. Metnin yazılış ve istinsah tarihi, metnin yazarı ve müstensehinin tespiti, diğer nüshalarının tespiti, metin üzerine yapılan önceki çalışmalarda araştırılır. Ve son olarak da metnin transkripsiyonunu yaparak aslında araştırmaya giriş yapılır. Eski Anadolu Türkçesi hakkındaki metin işleri, tekst işleri, yani disertasyon işleri de kanaka Türkiye'de amalga oshirildi. Bu haqda ma'lumot bermoqchiydik. Bu albatta tadqiqotchilarga tegishli qismi. Avvalo matn o'zini topish kerak. Türkiye'de, boya aytib o'tganimizdek, Eski Anadolu Türkiye tiliga davriga oid asarlar ham Türkiye'de ham dünyada mavjud. Türkiye'de ve dünyadagi qo'lyozmalar mavjud bo'lgan kutubxonalardagi kataloglarni
bir bitta bitta ko'rib chiqish kerak. Keyin matnni shu shaklda topiladi. Matnning o'qishga oson va harakatli bo'lishiga e'tibor qaratish kerak keyinchalik, chunki qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Keyin matn haqida tadqiqotni amalga oshirish jarayoni boshlanadi. Matnning yozilish va ko'chirilish tarixi haqidagi ma'lumotlarni qidirib topishga harakat qilinadi. Keyin matnning mualliflari va ko'chiruvchilarining kim ekanligi haqidagi ma'lumotlarni aniqlashtiriladi. Keyin agar bo'lsa boshqa nusxalari bor bo'lsa, o nusxalar haqida aniqlash ishlari amalga oshiriladi. Keyin bu matn haqida oldin agar shu haqda ma'lumot ishlangan bo'lsa, ya'ni tadqiqot amalga oshirilgan bo'lsa, o tadqiqotlarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi va undan keyingi nimada bosqichda matnning transkriptsioniga o'tib dissertatsiyaga kirish qilish mumkin bo'ladi. Evet, peki bir metin çalışmasında hangi bölümlerin bölümlemelerin yapılması gerekir? Ona bakalım hızlıca. Birincisi giriş, müellifin hakkında bilgi, müellifin diğer eserleri hakkında bilgi, eser hakkında bilgi, gramer incelemesi, metnin transkripsiyonu, çeviri her zaman olmak zorunda değil. Özellikle eski çalışmalarda yok ama son dönemlerde artık eklenmeye başlandı. Sözlük, dizin ve kaynaklar şeklinde bir metin çalışmasını özetleyebiliriz. Bu qo'lyozmaning transkripsiyasi yoki bo'lmasa bu qo'lyozmani qanaqa ishlatish kerak, buning shakliga qaraydigan bo'lsak, sxemasiga birinchi kirish qismi haqida kirish qismi ma'lumoti bor. Keyin muallif haqida ma'lumot beriladi, muallifning boshqa asarlari haqida ma'lumot beriladi. Keyin o'sha ishlanayotgan yozma asar haqida ma'lumot beriladi. Keyin grammatik o'sha tahlil beriladi undan keyingi qismda. Undan keyingi qismda esa grammatik transkriptsion matnning transkriptsiyasi beriladi. Undan keyingi qismda esa tarjima. Tarjima oldingi tadqiqotlarda joy olmasdi, lekin oxirgi paytda tarjima qismi ham qo'shila boshlandi. Undan keyingi qismda esa lug'at va indeks qismi, undan keyingi qismda esa manbalar qismi joy oladi. Peki derslerde metin okumalarında nasıl bir yol izliyoruz? Öncelikle Arap harfli metin transkripsiyon harfleriyle okunuyor. Bilinmeyen kelimeler üzerinde duruluyor. Sözlüklerden yararlanılıyor bu konuda. Metin günümüz Türkçesini aktarıp anlaşılmaya çalışılıyor ve kelimeler fonolojik ve morfolojik açıdan incelenerek eski Anadolu Türkçesinin döneminin gramer özellikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Derslerde bu matn, ya'ni biz oldin ham aytib o'tgan edik, Turkiyadagi derslerde har bitta darsda ham bu asar bu davr haqida oldin ma'lumot beriladi. Bu ma'lumot davr haqida ma'lumot berilgandan keyin yozuvchilar, mualliflar haqida ma'lumot beriladi. Mualliflardan keyin yozilgan asarlar haqida ma'lumot beriladi. Yozilgan asarlardan keyin nima uchun bu davrga kiradi deb asarlarning grammatik, fonologik va morfologik tahlillari qilingandan keyin, ya'ni buning boshqa davrlardan ajratib turish xususiyatlarini aytib o'tilgandan keyin, ya'ni har bitta o'qituvchining o'ziga bog'liq, albatta grammatik xususiyat ders mobaynida berish ham mumkin. Derslarda asosan matnni o'qiyotganda qanday yo'l tutiladi, bu haqida ma'lumot beramiz. Arab harfli matnlarning transkriptsionli shaklda o'qitishga harakat qilinadi. Ya'ni talabaga arab harfli matn beriladi darsda, o'sha bakalavr talabasiga. Bu talaba matnni o'qiydi. O'sha yerda qaysi so'zni, agar notanish so'zlar bo'lsa, notanish so'zlar haqida ma'lumot beriladi. Bundan oldingi davrlari, qolgan tillar bilan, qolgan turkiy tillardagi, qolgan zamonaviy turkiy tillardagi agar shu haqida ma'lumot bo'lsa, shakllari va davom etib etmayotganligi haqida ma'lumot beriladi va bu matnni hozirgi zamon Turkiya turkchasiga tarjima qilib ishlanadi va undan keyingi bosqichda esa so'zlarning fonologik va morfologik nuqtai nazardan tahlil qilinib, eski Anadolu turkchasiga oid xususiyatlarini topishlari so'raladi. Evet, son olarak metinlere aslında bakmak istiyorum. Ben aslında 4 tane metin seçtim ama burada tabii göremeyeceğiz. Burada Mortman'ın işte Süheyl-i Nevbahar eserinden örnek var. Yine Şeyhat Hamza'nın Yusuf-u Zeliha. Belki buna bakabiliriz hızlıca Mamur Hocam. Tamam. Hocam metinlerin buraya konulan metinleri bir hızlıca şey gösterirsek sonra dönüp buraya tamam okusun. Öyle yapalım, tamam. Burada bunları da zaten açıkçası şeyden aldım, bizim Aziz Bey ile hazırladığımız kitaptan aldım. Oradan da bakılabilir aslında sonrasında. Yine de hızlı bir şekilde göstereyim. Devam ediyor bu. Yine bu Hüsrev-i Şirin, bakın Şeyhinin Hüsrev-i Şirin'i.
Ferhat'la olan konuşmasını aslında almıştım. Güzel bir kısımdı o. Son olarak da Dede Korkut'tan aslında bir örnek verdim. Daha çok çünkü bu metinleri örnek olarak gösteriyoruz Türkiye'deki çalışmalarda. Evet, şimdi geriye döneyim isterseniz. Hocam şöyle yapalım. Buradaki kitapları da gösterdikten sonra metne geçebiliriz hocam. Aa, öyle yapalım. Tamam. Öyle yapalım o zaman. Bu başa döndü şimdi. Neyse. En iyisi öyle şey yapayım ben. Normal küçük versiyonda göstereyim. Zaten böyle de görülüyor herhalde. Şimdi dediğim gibi yani Eski Anadolu Türkçesi çok çok çalışılan bir dönem. Ve o yüzden buraya aslında aklıma gelenleri aldım. Unuttuğum bazı isimler varsa affola diyelim o zaman burada. Şimdi Eski Anadolu Türkçesi üzerine yazılmış kitapları görüyorsunuz. Hızlıca geçeceğim bunları. Zaten sonra kaydedildiği için de görülebilir. Bunlar daha çok eserlerini, gramerini ve dönemi anlatan aslında kitaplar. Yine bibliyografya çalışması yapıldı son zamanlarda. Bu iki çalışmada yine eklerle ilgili çalışmalar. Hocam siz anlatacak mısınız? Ben bir hızlı hızlı Evet, geçiyorum ama. ben şey yapayım. Hazır Türkiye'de ve dünyada İskandinav Anadolu Türkçesi devrine ait eserler hakkında, onların gramatik hususiyetleri, edebi hususiyetleri hakkında cüdem kop eserler yazıldı. Bu eserlerin hepsini slide kesilir imkanı bulmadı, lakin imkan barışı kursatlar. Eğer kop gitken bu özür sorayımız. Hazır bunu keyin YouTube kanalımızda bu video saklanıp kaladı ve bu videonu toxtatıp eserlerini kurşingiz mümkün. Bu eserlerden Eski Anadolu Türkçesi hakkında keyin kamerolu malumat alışımız mümkün buladı. Hazır damlamız slaytlarını bir bir kurs etediler ki metin okuşu ödemiz. Hocam bir şey yaparsak. Tamam. Yine Oğuzların tarihiyle ilgili kitaplar Oğuzların bunlar. tarihi bilen bağlı kitaplar Hı-hı. ham var. Ve dediğim gibi belli başlı metin yayınları var aslında. Süheyli Nevbahar üzerine yapılan yayınlar. Bunlar ise o şey metinlerin Hı-hı. transkriptleri nasıl naşır hesaplanadı. Bu naşırlarda o şey faksimile naşır hem birlerde gramatik hususiyetleri o şey tercümesi, indeksi gibi malumatlar joyalgan buladı. Bu kitaplarını Türkiye'de o şey satıp alış mümkün buladı. Ya ki kütüphanelerden tapış mümkün. Evet, yine Yunus Emre ve Ali'nin Kısa Yusuf'u ile ilgili çalışmalar. Yunus Emre'nin şu eserleri hakkında ilgili tatbikatlar bularken. Yusuf'u Zeliha, Mantıkut Tahir ve yine Mantıkut Tahir'in iki farklı çalışmasını görüyoruz burada. Amedi'nin eserlerinden çalışmalar. Yine Dede Korkut'la ilgili çok çalışıldı zaten. Dede Korkut'un çalışmaları da çok oldu. Burada bazı örneklerini görüyorsunuz. Onun dışında yine Gülistan tercümesi, kısası Onur Yüzyıl'a ait Kısas-ı Enbiya ve Ferhengname'nin geçen sene çıkan bir çalışması. Yine Şeyhinin Harnamesi, Kabusname kitabı ve Yazıcızade Ali'nin Tevari Ali Selçuk kitabını gösterebiliriz burada. Onun dışında Kur'an tercümeleri var tabii. Ve yine Dede Korkut kitabını Orhan Şahik Gökyay aslında ilk tanıtan olması bakımından ve keyifle okunabilecek bir kitap olması açısından buraya koydum. Onun dışında yine Nehçül Ferades'in ve Envar-ı Kulübü de burada gösterebiliriz. Onun dışında hangi sözlüklerden yararlanabiliriz? Aslında bir Eski Anadolu Türkçesi çalışmasında hangi sözlüklerden yararlanabiliriz? Öncelikle tabii ki bizim en önemli sözlüğümüz tarama sözlüğü. Çünkü tarama sözlüğü tamamen o metinlerdeki aslında metinler taranarak hazırlanmış bir sözlük. O yüzden aslında ilk başvuracağımız sözlük Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı tarama sözlüğü olmalı. Online olarak da erişilebiliyor bu sözcük. Onun tarama sözlüğünden
kısaltılarak hazırlanmış Cem Cilçin'in de tarama sözlüğü yine elimizde bulunabilir. Bu Eski Anadolu Türkiye tili hakkındaki tatbikatlarını uşa kılayken de kaysı türdeki lügatlardan faydalanış gerek? Tarama sözlüğü namı bilen atalıcı bir lügat var. Bu yerdeki tarama sözünün manası ekledik olsak Özbekçe tilindeki uşa skaner kılış yani bitti bittilap kurup çıkış, tarap çıkış, karap çıkış manası ekledik. Her bitti asarının içindeki uşa asarda kandayı halette ötkenlik hakkında tarama sözlüğüden uşa birinci uşa müracaat manbası hesaplanan onun kısaltılgan şekli Cem Dilçin'in Türk Dil Kurumu'dan naşr kılınan tarama sözlüğü, yangi tarama sözlüğünü ham koşumuz mümkün. Yine misali Türkçe sözlük kullanabileceğimiz kitaplar arasında, sözlükler arasında yine online olarak ulaşılabilir. Onun dışında bazen tarama sözlüğünde bulamadığımız sözcükler için yani Anadolu ağızlarından derlenerek hazırlanan derleme sözlüğüne de bakmamız gerekebilir bazı durumlarda. Bundan taşqari büyük misalli Türkçe sözlük namı bilen atalıcı lügat var ve derleme sözlük o şivelerden alıngan halde berilgen şiveler lügatı var. Bu yerden ham qarashimiz mümkün bo'ladi. Evet, bunun dışında tabii bizim Eski Anadolu Türkçesinde çok fazla Farsça ve Farsça ve Arapça sözcükler de kullanıldığı için Arapça ve Farsça sözcüklere de başvurmamız gerekiyor. Bunun en önemli aslında başvuracağımız sözcüklerden biri Steinbach'ın hazırladığı Farsça İngilizce sözlük olmalı. Onun dışında yine Zenker'in hazırladığı yine sözlük de önemli sözcüklerden biri. Ondan taşqari Eski Anadolu Türkiye tilinde de elbette Farsça ve Arapça sözler ham uçraydı. Farsça sözler için Steingass'ın Persian English Dictionary lügatına qaraymız, yoki Zenker'in lügatına qarashimiz mümkün. Arapça sözlükler içinde aslında Hansver'in sözlüğüne ya da Steingass'ın yine Arapça İngilizce bu sefer hazırladığı sözlüğe bakılabilir. Arapça sözler için ise Kovan ve Steingas'ın Arapça İngilizce, İngilizce Arapça lügatlarına karışımız mümkün. Evet, şimdi burada hocam bitti. Biraz metin mi okuyalım şimdi Evet, dediğiniz gibi? hocam bir beyt okuyabiliriz. Tamam. Çok Tamam, okuyalım. o zaman Yusuf'u Zeliha'ya isterseniz hemen bakalım. Endi matnni o'qishga harakat qilib ko'ramiz va o'sha matnga qarab o'sha davrning havosini, o'sha davrning tili haqida tasavvur hosil qilishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta, matnning hammasini o'qishga imkonimiz yo'q. Bir bayt balki o'qishimiz mumkin. Evet, mesela işte burada hemen Zihi Şirin söz Yusuf kıssası dinleyenin gede gönlü gustası şeklinde. Bakın burada hemen belki şunu söyleyebiliriz. O kadar düzleşmelerden ve yuvarlaklaşmalardan bahsettik. Burada mesela gönlü değil, gönlü şeklinde onun gönlü yani üçüncü şahıs iyilik ekinin burada düz kullanıldığını görüyoruz. Yine burada bu sefer tam tersi genitif ekinin nın olmasını beklerken burada yuvarlak biçiminde tam tersine buradaki ekin tam tersine yuvarlak biçimde kullanıldığını görüyoruz. Bu yerde bazı gramatik hususiyetlerini kursatış için matnini okuyapmız. Hazır Zihi Şirin Söz Yusuf kıssası dinleyenin gede gönlü kıssası sözünü koruyapmız. Yani dinleyen kişinin kongül kıssası ketsin manası da. Dinleyenin sözü karesek eğer dinlegenin yani tinglauçinin sözü karaydıgan bulsak. Albatta bunu başta hem ayıp ettik. T'de almışını dedik. T'den D'ye almışını dedik. D şekilde koruyapmız. Ve ondan keyin o şey lablanış hadisesi hakkında ettiklerimizde karatış gelişi koşumçası da lablanan koşumçalar gelişi hakkında ettik. Mesela dinleyen sözü de harfinin lablanmagan bo'lishiga qaramasdan undan keyingi kelayotgan qo'shimchada lablangan qo'shimcha kelayotganligini ko'ryapmiz. Dinleyenning gede gönlü g'ussasi ya'ni gönlü ko'ngli ma'nosiga keladi. Hozirgi Turkiya Turkchasida bu gönlü shaklida yuvarlak ya'ni lablangan unli bilan yozilsa ham Eski Anadolu Türkiye tilida lablanmagan shaklda ya'ni uchinchi shaxs birlik egalik qo'shimchasining lablanmagan unli bilan yozilganligini aytib o'tgan edik va bu yerda ham uning aksini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta Funda hocam çok yani bununla bitmeyecek kadar uzun bir konu bu. Evet. Yani Evet. bir beyitle bitecek kadar kolay bir şey değil.
O yüzden yani eski diğer dersler gibi biraz muallakta kalıyor. Ama bizim amacımız da hani biraz olsa bile metinleri gösterme, biraz olsa. Evet, en azından böyle tanıtmış olduk, hani bir ön bilgi gibi oldu. O yüzden çok teşekkür ediyorum ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için. Açıkçası burada 7. dersi bana ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Burada da dinlediğiniz için teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim Mamur Hocam. Sabırla 2,5 saat çevirdiğiniz için teşekkürler. Funda hocamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri, Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Taşkent Devlet Şarşınası Üniversitesi Türk Şinaslık Fakültesi ile birlikte işbirliğinde Türkoloji derslerinin 7. bölümünü bitirmek üzereyiz. Tabii ki geçen seferki gibi yine metinleri bol bol çalışamadık. Çünkü bunun 2 dönemlik ders olduğunu başta da söylemiştik. Funda hocamıza, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin mensubu Funda hocamıza çok çok teşekkür ederiz. Vaktini ayırdı bizim için ve katılımını sağladı. Gerçekten biz bölümümüz adına ve Taşkent Devlet Şarşınası Üniversitesi adına size teşekkürlerimizi iletiyoruz hocam. Çok sağ olun. Bir şey daha söyleyeceğim hocam. Şimdi burada tabii sorulara çok fazla fırsat kalmadı ama ben özellikle mail adresimi alta yazdım. Herhangi bir soru ya da konu olması durumunda maille ulaştıkları takdirde seve seve cevap verebilirim. Hocam zaten hani bununla son bulacak mı bilmiyorum bu programımızın da devam edeceğini umuyoruz. Öyle bir düşüncemiz var. Yani bu programmalarını, bu dasturlarını keyinçelik ham devam etedi deb umid kılamız elbette. Funda hocamız bu yerge özlerini maillerini koydular. Eğer elbette biz saval cevap kısmı gibi utalmadık çünkü 2,5 saat devam etti leksiyamız. Şunun için Funda hocamız ge, Funda damlamız ge, savallarınızı bu mailge cönetçiniz mümkün buladı. Bizim programımız, dasturumuz bu bulan nihayesi yetmeydi elbette. Şarşınastik Üniversitesi bilen amalga aşırı etken efirlerimiz tügegenden malum miktarda bu formatta dastur kılışını saklap kalamız degen umittemiz. Şuna rejelerimiz var. Funda hocamızga katta katta rahmetlerimiz ait botamız. Eski Anadolu Türkiye Tili'nin Özbekistan'da Özbek Tili ve Edebiyatı fakültetlerde okutuluşu muhum. Ne demek cüdeyim kub gramatik, fonetik, morfologi hususiyetler. Elbette Özbek Tili'nin tarihi hakkında, Özbek Tili'nin bugünü, geleceği hakkında yeçim bir uçu, uşa muhum noktalarını açıp verişke hareket yol Leksikalık. koyduğumuz. Leksikalık. Leksikalık hususiyetler mi var? Leksikalık. Mesela eski Anadolu Türk diline dürüst degen söz var. Hazır Uygur tili de Özbek tili de triş degen, trişmen degen söz. Eski Anadolu Türkçesi de dürüst de var. Türkler bilmeydi. Özbekler mi bilmeydi? Şundan. Rahmet. Mehmet damlamızın ait vutkendik leksik noktayı nazardan Uzbek dili de sözlerinin Eski Anadolu Türkiye dili de ham. Yani aslında Mehmet hocamız dersleri de her daim ait vutadılar. Bitta Türkiye tarihi davr, kiyingi tarihi davrını yetişke yordam beradi. Ya ki bronta eski til bilen yangi til birbirinin malumatlarını destekleyici deydi Türkçe'de, Uzbekçe'de kollab kuvvetleydi. Yani malum gramatik hususiyetler ve fonetik hususiyetler hem eski devirde hem yangi devirde birbirini kollab kuvvetleydi ve birbirini açıklab beradi, izahlab beradi, çüntürb beradi. Şu noktayı nazardan karaydıgen bulsak, Türk tili tarihi dersleri de elbette eski Anadolu Türkiye tilinin hem hiç olmasa bir semestr mobaynida ya ki olmasa bir yarım semestr mobaynida verilişi faydalı bulat deb oylaymız. Bu hakta Mehmet hocamızın hem albatta juda ham ko'p qadrli ma'lumotlari bor. Ko'p bu hakta to'xtalib o'tadilar. Bu shevalarning hozirgi turkiy tillarga bo'lgan munosabati, eski turkiy tillarning hozirgi turkiy tillarga ve shevalarga bo'lgan munosabati, bularning o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabati albatta bir-birini tasdiqlovchi, to'ldiruvchi, yordam beruvchi xususiyatlar hisoblanadi. Biz keyingi derslerde inşallah Xudo xohlasa Mehmet damlamız ham şurada bo'ladilar. Keyingi dasturlarda bu formatta yoki boshqacha formatta davom ettirishga harakat qilib ko'ramiz. Mehmet hocam bir şey söylemek istiyor musunuz? Sözü size bırakıyorum. Yok. Çok teşekkür ederim. Özellikle Funda'ya çok teşekkür ederim. Herhalde en uzun ders bu oldu.
şunu da belirtmekse, bu Funda Hanım'ın ilk bu tür uzun uluslararası dersi, dil sürçmeleri tekrarlar. Onun için hoş görelim lütfen. İkinci, üçüncü, dördüncü derste daha da iyileşecek. Ama çok ayrıntılı anlattı, ayrıntılı hazırlanmış. Çok çok teşekkür ederim. Sizin Ben çevreniz teşekkür için de ederim teşekkür hocam. ederim. Sağ olun. Çok Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim hocam. Bana da yer verdiğiniz için, bu organizasyonu düzenlediğiniz için yine teşekkür ederim size. Sağ olun.